Allah sağlık versin. Artışlayan elleriniz dert görmesin inşallah. Sizler stüdyoma, sizler de ekran başına. Hoş geldiniz efendim. Bir kadının boynunda duran en güzel aksesuar evladının kollarıymış. Ne kadar güzel bir söz değil mi? Gerçekten Allah evlatlarımızı esirgesin, onları bizlere bağışlasın. Bugün onlar için bir program yapıyorum. Esra ablalarının onlara hediyesi. Malum tatile giriyorlar, öyle değil mi? O tatil boyunca onların bağışıklık sistemini güçlendiren yemekleri böyle neşeli neşeli nasıl yedirebiliriz? Neşeli tabaklar yapacağız. Ayrıca başımıza gelebilecek her türlü kaza, bela, çocuklarla ilgili ne yapacağımızı öğreneceğiz. Profesör Doktor Hilal Mocan Hocam burada olacak, çocuk hastalıklarını konuşacağız. Ve onlar için onları oyalayacak. Evde oyalamak çok kolay olmuyor çünkü. Bilgisayar, tabletten uzak tutan ve onları oyalayacak güzel duyusal oyunlar hazırlayacağız. Hepsi için bir görelim tanıtımımızı. Sonra karşınızda olacağız. Yediden yetmişe herkese kan başına. Sizin için de bugün çocuk sağlığı, çocuk oyunları, çocuk yemekleri ve çocuk bakımı hakkında merak ettiğiniz her şeyi masaya yatırıyoruz. Mutfakta Şef Lütfi Selçuk, çocuklar için neşeli tabaklar hazırlıyor. Çocuğuna yemek yedirirken zorlanan anneler, bu menüler tam size göre. Çocuğunuzla birlikte hem eğlenip hem de üretebilirsiniz. Evde Yap köşemizde birbirinden eğlenceli ve eğitici oyunlar hazırlıyoruz. Okul öncesi eğitmenim Merve Yılmaz'dan zeka geliştirici ve yaratıcılık arttırıcı oyun yapımı. Anne babalar dikkat! Çocuğunuzun boğazına bir şey kaçtığında ne yapmalısınız? Doğru müdahale hayati önem taşıyor. Bebeklerde ve yetişkinlerde yapılan ilk müdahale farklı mı? İlk yardım uzmanı Sevgi Üsgül, aklınıza takılan soruları yanıtlıyor. Bulaşıcı hastalıklar, alerjiler, virüsler. Çocuğunuzu mikroplardan nasıl koruyabilirsiniz? Çocuklarda zihin arttırıcı ve bağışıklığı güçlendirici besinler nelerdir? Hepsini ve daha fazlasını çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Hilal Mocan sizin için yanıtlıyor. Birazdan. Çocuklara yemek yedirmek ne kadar zor, ne kadar meşakkatli. Özellikle o koşanlar, değil mi? El avuca sığmayanlar vakit harcamak istemiyorlar yemek yemekle. İşte onları yemeğin başına oturtacağız. Kiminle? Şefimiz Lütfi ile. Hoş geldiniz. Hoş bulduk şimdi. Esra Hanım. Evet, Lütfi Selçuk bizimle birlikte. Bakıyorum da bayağı da ödül almışsın Lütfi şefim. Nereden geldi bu ödüller? Maşallah. Esra Hanım, teşekkür ederim öncelikle. Şöyle başlayayım. Ben lisede turizm otelcilik mezunuyum. Mutfak bölümünden çıkış yaptım. Biz okulumuz olarak ve Türkiye çapında düzenlenen hem ulusal ve uluslararası yemek yarışmaları oluyor. Biz bunları müracaat ediyoruz. Ve birinci oluyoruz, ikinci oluyoruz, üçüncü oluyoruz duruma göre. Benim toplamda 42 madalya, 18 kupam var. Lisedeki bu. Üniversiteye başladığımda birinci sınıfım aynı zamanda. Milli takım seçmelerinde ikinci oldum. Gümüş madalya aldım. Ne kadar güzel. Tebrik ediyorum. Şu anda milli şef olma yolunda ilerliyoruz. Evet, başarılı, hırslı, tuttuğunu koparan ve azimli Lütfi şefimiz bizimle birlikte. Bana da çok yazdı bu programda yer almak için. Gerçekten yaptığı neşeli tabaklar bir harika. İstersen yapımına başlayalım. Tabii. Bu arada Gül Tecil bizimle birlikte. Gül ablam da mutfakta. Gül abla sen de bize katkıda bulun lütfen tabii ki, yine. Tabii ki. O beraber yapacağız inşallah. Bizim için kıymetli. Teşekkür ederim. Peki biz başlayalım. Hemen. Kardan evet. Adamla başlayalım Esra Hanım. Kardan adam yapıyoruz önce. Hoş geldin oğlum, maşallah yaşından çok madalyan var. Teşekkür ederim Gül anne. Doğru. Evet, gerçekten öyle olmuş. Aynen. Peki nasıl yapıyoruz? Şimdi, size anlatır mısın bir taraftan? Öncelikle çocuklar yumurtaları sevmiyor. Hani çok doğal. Hepimiz sevmeyebiliriz. Biz bunları artık sevimli şirin hallere getireceğiz. Evet, yumurta sevmeyen çocuklara bunu nasıl yedireceğiz? Onunla ilgili bir neşeli tabakta sıra. Aynen. Şimdi öncelikle şöyle altından kesiyoruz bir parça. Şöyle detayda verebiliriz. Aha. Giriyorum şu anda. Aha. Daha sonra üzerinden biraz bir parça alıyoruz. Şöyle.
Kardan adamımızın gövdesi mi aynen, bu? Aynen, şu an gövdesi. Tekrardan evet. iğne yapıyoruz. Şuradan kürdanımızı alalım. Şöyle kürdanı kırıyoruz. Şöyle de sabitledik. Ardından şu anda ne yapalım mesela, hemen şipşak burun yapalım. Kapyadan. Bu ne olursa, zeytinden yapabilirler, çörek otundan yapabilirler. Elinize ne geçerse. Şu tarafa doğru yapalım lütfen. Tamamdır. Tamam, oradaki kameramız görüyor çünkü. Tamamdır. Evet. Ardından mesela karanfille de göz yapabiliriz şu anda. İster zeytinle de yapabiliriz. Aha. Şöyle. Ağzını da güzel. Hemen şöyle havucumuz var. Şöyle. Ay, anneleri nelere teşvik ediyor çocuklar, görüyor musunuz? O kadar zorlanıyorlar ki yemek yedirmekte. Şöyle küçücük yine kürdanla. Evet. Şöyle yapıyoruz bir parça. Şöyle tutması için. Gülen bir kardan adam bu. Aynen. Sevimli. Bak. Gel beni ye diyor. Aynen. Daha sonra evet. Esra Hanımcığım şöyle üzümlerimizi kesiyoruz ikiye. Şöyle kestik. Kuru üzüm. Aynen, kuru üzüm. Yine kürdanımızı kesiyoruz. Şöyle kırıyoruz. Şöyle yine ucuna takıyoruz. Şöyle pıt 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 hemen. Düğme. Aynen. Çok güzel. Peki efendim, bu kardan adamımız da bizim. Yani şöyle. Çocuk ne kadar yumurta yiyorsa o kadar yumurta diyelim biz. Arkadaşlar da gelmişse 7-8 kişi, 7-8 tane yumurta diye düşünebilirsiniz. Havuç, çörek otu, maydanoz, bunlarla da süsleyebilirsiniz. Aynen. Elde ne varsa, karanfil ya da zeytinle şöyle. De. Şöyle de deliyip. Süpürgesi mi? Aynen. Bu da çalışsa. Evet. İşte yumurta yemeyi sevmiyorsa böyle bir kardan adam yapıp yumurtayı evet. sevimli hale getiriyoruz. Aynen. İntihar etti kardan adam. Koronaya dayanamadı. Gül abla, senin var mıdır böyle taktiklerin? Çocuğa yemek yedirmekle şöyle ilgili. Şöyle dursun. Yaparım tabii ki. Süsler yaparım ben de. Küçükken çocuklara yapardım. Peşinde koşar mıydın yemek yesinler diye? Kucağımda, bir kucağımda öyle. Çocuk, bir kucağımda yemek falan evet. yedi. Tavuk yedi, horoz yedi, arkadaş yedi, grup. Bir de büyük oğlum benim böyle ağzında gezdirirdi yemeği. Tutardı, yutmazdı. Tutardı, evet. Ah, büyük ne çocuklar öyle, var, tutardı, benimki de evet. öyle. Ben de televizyonu açardım. O reklamlarda falan böyle sürekli değişiyor ya görüntü. Böyle diye açarken küt. Ama tutuyor, yutmuyor, bir daha veremiyorsun. O fena, benimki Allah'tan yutuyordu. Arkasından limon ver. Yutkunur, yutar o zaman. Yapmayın, yapmayın. Evet. Bunların hepsini yaptık, siz yapmayın. Böyle de şimdi tabaklar yapın. Peki başka neler göstereyim size? Şu an hemen size? Tavuk yapalım isterseniz. Tavuk yapalım derken? Aynen. Öyle mi? Yumurtadan tavuk yapacağız. Hadi ardından bakalım. Ben Denizli'den geliyorum. Buradan Denizli'ye de çok selam olsun. Horoz selam yapacağız. Olsun. Deniz'in horozu meşhur. Hemen hadi yapıyoruz. Bakalım. Peki. Şöyle şu kameramanımız şurada. Şöyle hemen deliyoruz. Bu şuradan. Bahaneyle Denizli'yi de almış olduk. Selam aynen. olsun. Çok selam olsun. Buradan çok aynen sevgiler. Aynen. Denizli, şimdi bu dursun Esra Hanım. Şimdi mesela havuçtan yapalım yine. Havucumuz var. Şöyle kestik. Ardından şöyle. Senin yeğenin falan var mı? Yeğenim var, küçük kardeşim de var. Yapıyor musun böyle aynen. şeyler aynen, o da çok sever. Üzerine şey ne yapalım. Mutlu oluyorlardır. Hem de nasıl şey yapsak. Şöyle kesiyoruz. İşte yumurta yemeyen yeğenine yaptığı neşeli tabakları bizimle paylaşıyor bugün Lütfü. Yeğenin kaç aynen. yaşında? Yeğenim daha küçük. Daha anaokuluna gidiyor. Kardeşim 5. sınıf. Şöyle. Gül ablacığım, bu kardan adama böyle bir öne alabilir misin? Ocağın önüne doğru. Şöyle. Heh, orada dursun. Teşekkürler. Hatta şu an horozu da yapmış olduk. Yani bu horoz olsun hatta. Tavuğu bir dahakine yapalım. Peki. Şu ibi bir olsun. Evet. Şimdi göz için zeytin. Şöyle. Zeytini normal kesiyoruz. Şöyle. Şöyle göz hizasında olacak. Gül evet. ablacığım, fincanını da bir zahmet şöyle alabilirsen daha iyi şuraya görelim. Ortadan ben kaldırayım şöyle. Ben tamam. Şöyle. Evet. Yine takıyoruz gözümüzü. Cin göz bir horoz yapıyoruz. Aynen. Evet.
Aynen. Aa, çok sevimli. Bakar mısınız? Çok tatlı. Malzeme listemiz ekranda. Ama bunu sizin hayal gücünüze bırakmayı bence tercih etmeniz aynen. değil mi? Biz bakın burada Üçüncüm. Zeytin vardı. Şu anda çörek otu da görüyorsunuz şu anda. İsterseniz evet. çörek otuyla da yapabilirsiniz. Zeytinle de. Evet. Bu evde ne varsa artık. Örneğin maydanoz mu var? Hı-hı. Maydanoz biz karnına dama yaptığımız gibi şurada. Yanına koyabilirsiniz. Biberden, havuçtan yine ibibini yapabilirsiniz. Çok Hı-hı. çeşit. Mutfak hayal gücü. Çok güzel. Bayıldım. Yerine çok kaldıralım. Sevimli. Bunu evet ötekinin yanına koyalım. Şöyle dursun. Yanına. Bir şey daha yapacağım demiştin. Yine galiba tavuk yapalım tavuktu, bu sefer. Değil mi? Tamam. Yine aynı. Şu taraf güzel. Şu taraftan yine keselim. Kameramanımız görsün. Hatta tüm aile birer yumurtayı bu şekilde süsleyip hadi bakalım hangisini seçiyorsun biz de diğerlerini alalım diye kandıra kandıra aynen. yedirebiliriz belki. Şöyle. Hem çocuğunla zaman geçirmiş olursun, vakit geçirmiş olursun, evde aynen, bir şeyler yapmış gibi yapabilirler. Olursun. Evet. İletişimi sağlarsın, hem eğlenceli bir şeyler öğrenir, el becerisi de gelişir. Evet. Hem belki yumurtayı yiye evet. o tadı da alışır. Şöyle keselim gerçekten hemen. Gerçekten manzarayı sevmiyor çünkü. Bu tavuğun nesi olacak şimdi? Bu da kafası. Kafası. Kafasının üzerine yerleştirelim. Biraz İbi, büyük oldu. Değil mi? Aynen. İbi olacak. Evet. Tavuk olunca biraz daha tam oldu bak. İnce bir... Evet, aynen. Ay, çok güzel. Burası şey şöyle gösterelim. Kameramız çekiyordur. Evet. Bunun gözün çörek otundan yap tamam. bakalım. Nasıl olacak Lütfi'cim? Görelim. Çörek otu da nasıl faydalı, nasıl şifalı. Aynen. Gelen doktorlarımız hep ne diyorlar? Güne çörek otu yağıyla başlıyorum diyorlar. Bir kaşık böyle alarak ondan değil mi? Evet. Çünkü bağışıklık sistemini güçlendiriyorlarmış. Biz de ona yaptıklarını yapıyoruz. Eğer sizin de bağışıklık sisteminiz biraz düşükse çörek otu yağı içerek güne başlayabilirsiniz. Bu da doktorlarımızın önerisi. Senin böyle kendine yaptığın şeyler var mı Gül abla? Süs mü? Hayır, bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yer içerisinde tabii mutfağında? Ki. Ben bir defa yaparsın? Kış havalar soğuyunca zencefil, zerdeçal, bal bir kavanozun Hı-hı. içine karışım yaparım. Hı-hı. Biraz da karabiber, üçü birbirini çözeltiyor zaten, üçü bir arada. Bir kavanoza hazırlarım, sabah aç karnına ben onu yerim. Çocuklara da aynı şekilde yediririm. O bir defa bağışıklık sistemini güçlendiriyor zaten bu için. Kahvaltıdan önce aynen. yiyorsun. Kahvaltıdan önce aç karnı. O boğazını şöyle bir yakar, bronşlarını bir açar, bir temizler. Oh. Çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Hele bugünlerde bağışıklık sistemimizin güçlenmesi gereken illa da bugünlerde mutlaka onu yapalım. Doğru. Zencefil, zerdeçal. Şöyle gösterelim. Şöyle. Sen böyle koy istersen Lütfi'cim. Kameramanımız onu yakalasın. Şöyle yapalım. Bu da çok şirin evet. tavuğumuz. Horozumuzun yanındaki aynen. yerini alsın. Tırtıl yapalım isterseniz hemen. Hadi yapalım. Aa. Bir de tırtıl yapalım. Hemen şurayı bir kaldıralım. Hı-hı. Sen böyle bağışıklık sistemini güçlendireceğimize ne önerebilirsin? Lütfi bizim şefim. Şu anda bizim hem okulda da yaptığımız hem otellerde de çalıştığım için yaptığımız bir karışım var. Normal limon, bol ada çayı, ondan sonra biraz nane, biraz maydanoz hepsini biz kaynatırız. Bir bol limon, zerdeçal rendeleriz baya. Ardından biraz şeker, biraz tuz kaynatıp içeri süzerim. Bir de elma at içine. Aynen. Süper olur. Evet, elma onun içine şeker yerine tarçın at bak. Onu da deneyelim. Aynen, enfes, evet. enfes. Hadi bakalım şimdi tırtıl yapmaya başlıyoruz. Evet. Hangisini seviyorsa, kardan adam mı seviyor, tırtıl mı seviyor, tavuk ya da horoz mu seviyor? Aynen. Ona göre seçim hakkında ona bırakırsanız süper olur tabii. Birlikte yapınca da Gül ablamın dediği gibi aynı zamanda evde iletişimi de arttıran bir oyun evet, haline kesinlikle. Alıyor. Ama kesme kısmını siz yapın. Aynen. Çocuklara bıçak vermiyoruz. Evet. Şimdi şöyle bıçağı kesiyoruz ortadan ikiye havucumuzu. Hı-hı. Şöyle kestik. İsterseniz izleyicilerimize buradan bilgi verelim. İsterseniz kereviz sapından, isterseniz iri pırasadan yapabilirsiniz. Hı hı. Hani biz şu anda tercihen daha hoş görüntü olacağı için havuç kullandık. Peki. Ama siz şöyle gösterelim hatta. Şöyle mesela pırasanın sapı. Daha iri pırasalar olur. Şöyle kameramızı detay çekiyor zaten. Şurasını kaldırın. Kestikten sonra arasına da koyun labneyi veya kremayı, neyse peyniri. Üzerine de normal üzüm, zeytin, peynir, domates koyun. Aynı şöyle şurada tabağımızda evet, vardı. Evet orada neşeli tabaklarımız var. Aynen. Öyle. Şu anda şöyle. Biz şu tırtılı yapacağız. Şimdi. Aynen şu anda biz bunu yapacağız. Tamam onu ben alayım. Buyurun Esra Hanım. Bu tarafa. Tamam. Sen bize anlatır mısın evet, havucun üzerinde nasıl kaşığımız yapıyoruz? Kaşığımız vardı. Gülhane kaşık alabilir miyim? Tabii ki.
Önce havuç lazım bunun için. Aynen. Bence bunun arasında en ideali havuç. Çünkü havucu da bu yemesinde da fayda var çocuğun, değil mi? Aynen. Lütfen. Şöyle gösteriyorum. Evet. Şöyle de altına oyuyoruz. İçine oyuyoruz bunu. Şöyle içine hemen oyuluyor zaten. Anneler bilir. Evet. Normal dolma oyacağınız varsa hemen ona da oyabilirsiniz. Şöyle hemen. Görüyorsunuz hemen 10 saniyede bitti. Evet, çok pratik. Ne kadar şöyle besleyici havuç. Aynen. Evet. Hem bol vitamin. Tabii. Şöyle yine hemen yaptık. Çocuklarına daha önceki yemek yedirmekte zorlanan yumurta havuç yedilemeyen biraz yapmıştık. Hanımlar, beyler, anneanneler, babaanneler dikkatle bizi takip ediyorlar. Bugün onlara neşeli tabaklar yapıyoruz. Şimdi tırtıl yapıyoruz. Ekran başına yeni geçenler için aynen bir kez daha hatırlatmış oldum. Ne yapmıştın? Şöyle içini oyduk. Ardından şöyle peynirimizi, krem peynir olabilir veya anladınız. Peynir olabilir normal, süzme peynir de. Hiç fark etmez. Süzme yoğurt. Süzme yoğurt, aynen, yoğurt da olur. Mesela yoğurt, evde yoğurdunuz var, domatesiniz var. Onu blenderdan çekin, meyveniz var, üzüm var. Üzümü blenderdan çekin, normal evde meyveli yoğurtlarınızı kendiniz yapın. Dışarıdan almayın. En sağlıklısı. Güzel. Evet, gerçekten öyle. Şöyle Esra Hanım'ın seçtiği şuydu. Bunu yapalım Esra Hanım'a. Şöyle hemen bir kaşık yardımıyla koyuyoruz. Şöyle. Şöyle gösterelim. Biz görüyoruz. Sen çok kıpırdatma elini Lütfücüğüm. Evet. Tamam, bu burada kalsın. Tamam. Ardından. Peki. Mesela üzüm. Tamam. Üzümümüz var. Üzümümüzü başı olsun. Ondan sonra mesela şey yapabiliriz. Domatesden keza yine tırtıl yapabiliriz. Buyur, şurada pardon, ben bir kez daha göstermek istiyorum. Tabii. Bakın. Bir tane size örnek olsun diye yapmıştık. Aynen. İşte tırtılımız böyle olacak. Büyük üzüm arkada, küçük üzümler önde. Tırtılımızın kafasına da iki tane maydanozu koyduk mu? Onlar da antenleri. Mesela hemen şöyle böyle yelkenli de yapabilirler. Aa, evet, şöyle yelkenimiz de kividen. O da aynen, güzel kividen olur. Yelken peki yaptık. Siz devam edin, ben tamam birazdan geliyorum. Çünkü evde yap köşesini merak ediyorsunuz. Birçok hanım da bana yazıyor, biz bu köşede yer almak istiyoruz diye. Sizlere de yer vereceğiz. Yine yazmaya devam edin. Şimdi okul öncesi eğitmeni Merve Yılmaz'ın yanındayım. Merve'cim hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Evdeki çocukları oyalamak çok zor. Evet. Anneler özellikle okullar tatil dendiği zaman bazen saçları böyle oluyor bak. Diken diken. Ben ne yapacağım çocukla evde diye. Çünkü sürekli televizyon başındalar, telefon başındalar, tablet başındalar. Evet. Onları oradan uzaklaştırmak lazım. Evet, kesinlikle. Ne yapmalı? Yani çocukları tabletten kesinlikle uzaklaştırmamız lazım. Bu yüzden de evde yapabileceğimiz bazı oyunlar var. Çocukların hem görsel hem işitsel zekalarını da geliştirecek. Annelerin de keyif alması gerekiyor. Çünkü anneler de çok çabuk sıkılıyorlar. Annelerin aynen de keyif öyle alabileceği birkaç oyun getirdim buraya. Hem çocuklar zevk alacak hem anne zevk alacak. Böyle ilk önce yapboz yapacağız burada. Küçük yaş grubu için iki tane hazırladım. Çok daha küçük yaş grubu için şöyle hem harfleri öğrenebilecekleri hem de objeleri tanıyabilecekleri dil çubuklarından küçük kağıtlara resimler çizebilirler. Ya da isterseniz dil çubuklarını yapıştırarak üzerine de çizebilirler. Daha sonra isimlerini yazacaklar, şöyle harflerini yazacaklar. Hem harfleri görüyor olacaklar hem objeleri görüyor olacaklar. Bunları yani birleştirecekler. Evet, birleştiriyor. Çeşit puzzle yapıyoruz evet, yani öyle tekrar edeyim. Evet. Evet Merve'cim. Daha büyük yaş grubu için de daha büyük şeyler lazım. Onlar sıkıcı gelebilir. O zaman biz bununla başlayalım istersen. Tamamdır. Daha büyük yaş grubu için de elimizdeki diğer evet, hazırlayacağımız oyunu tamamdır, birazdan onlarla tabii ki paylaşmış tabii oluruz. Tabii ki. Şöyle şimdi ben bir ananas seçtim. Çocukların evet da sevdiği. Şekli de çok güzel gözüküyor. Keyif alacaklar. Renkler çünkü çocuklar için çok önemli görsel. Ben boyadım ama bunu çocuklar kendileri boyayacak. Diledikleri gibi boyamaları gerekiyor. Dil çubuklarını da tam ona göre seçtim. Ananas olduğu için 7 harfli. 7 tane dil çubuğu lazım harf evet sayısına göre. Evet. Bunu şimdi birleştirmemiz gerekiyor. Çünkü arkasına yapıştırıp harfleri yazmamız için aynı eşit şekilde yapıyoruz. Sonra bunu şöyle çubukları kesiyoruz, bir arada tutacağız ki üstünde oynamalar yapabilelim. Evet. O yüzden de şimdilik arkasını şöyle bantladı. Evet. Merve ki birbirinden
kopmasınlar diye, ayrılmasınlar diye. Annelere küçük bir kolaylık olacak. Sonra bu boyadığım, daha önceden boyadığım ananasın arkasına çocukların da kullanabileceği malzemeler olması lazım. O yüzden uhu biraz ağır gelebilir. Pirit her zaman çok daha sağlıklı. Hem de sürebilecekleri kadar kaygan. Daha kolay, el becerilerini daha geliştireceği. Verin oynasın dursun işte. Evet, piritle. Kesinlikle. Bunu yapıştırıyoruz. Yani amaç oyalamak onu. Kesinlikle. Bizim için de eğlenceli aslında. Evet. Çok keyifli. Evet. Böyle arkasının tamamını yapıştıracağız ki çıkmasın kağıt, sonra çocuğa zarar gelmesin. Burada herhalde önemli olan şey resmin burnun dışından taşmaması değil evet, mi? Evet, çünkü keseceksin. Yapboz parçalarını tamamlaması için, çünkü sonuç olarak yapboz yapıyoruz. Böyle tamamlamamız lazım. O yüzden şöyle tas tamamı yapıştırıyorum ki parçalar birbirlerine olsun. Şöyle. Evet, peki sonrasında ne yapacağız? Hepimiz merakla bekliyoruz. Reklamlardan sonra onu da Merve'den öğreneceğiz. Kısa bir reklam. Anne babalar dikkat! Çocuğunuzun boğazına bir şey kaçtığında ne yapmalısınız? Doğru müdahale hayati önem taşıyor. Bebeklerde ve yetişkinlerde yapılan ilk müdahale farklı mı? İlk yardım uzmanı Sevgi Üsgül, aklınıza takılan soruları yanıtlıyor. Birazdan. Bulaşıcı hastalıklar, alerjiler, virüsler. Çocuğunuzu mikroplardan nasıl koruyabilirsiniz? Çocuklarda zihin arttırıcı ve bağışıklığı güçlendirici besinler nelerdir? Hepsini ve daha fazlasını çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Hilal Mocan sizin için yanıtlıyor. Birazdan. Anne babalar dikkat! Çocuğunuzun boğazına bir şey kaçtığında ne yapmalısınız? Doğru müdahale hayati önem taşıyor. Bebeklerde ve yetişkinlerde yapılan ilk müdahale farklı mı? İlk yardım uzmanı Sevgi Üsgül, aklınıza takılan soruları yanıtlıyor. Birazdan. Bulaşıcı hastalıklar, alerjiler, virüsler. Çocuğunuzu mikroplardan nasıl koruyabilirsiniz? Çocuklarda zihin arttırıcı ve bağışıklığı güçlendirici besinler nelerdir? Hepsini ve daha fazlasını çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Hilal Mocan sizin için yanıtlıyor. Birazdan. Evet, en güzel meyve evlat değil mi? Evlatlarımız için bugünkü programımız. Çünkü birçoğu artık evde. Bir haftalık tatilleri var daha ufak yaşta olanların. Onları evde oyalayacak. Hem mutfakta onlara bir şeyler yedirebilmek için neşeli tabaklar yapıyoruz. Hem bir taraftan da güzel vakit geçirebileceğimiz, onlara da fayda sağlayacak etkinlikler yapıyoruz. Birazdan Profesör Doktor Hilal Mocan hocam da burada olacak. O da zeka geliştiren, konsantrasyonu arttıran, boyu uzatan çok özel bilgileri ve tarifleri bizimle paylaşacak. Yine Sevgi Hanım bizimle birlikte olacak. Birazdan çocuğunuzun boğazına bir şey mi kaçtı, ateşlendi mi? Çok acil bir şey mesela yapmanız lazım. O zaman soğukkanlı olup neler yapabileceğimizi, ilk yardım için neler yapabileceğimizi bize anlatacak. Şimdi ananasımızı boyadık. Biz yapboz yapıyoruz. Evet. Hem zeka geliştirici evet, değil mi? Evet. Duyusal. Hem duyusal hem görsel zekalarını geliştirecek evde yapılmış tatlı yapbozlar olacak. Biz boyamıştık bunu. Şimdi hem objelerden yapboz yapmış oluyoruz. Hem de isminin tamamını buraya yazdığımızda harflerden yapboz olmuş oluyor. Masamızın üstünde şöyle, de onu Merveciğim hazırlamışsın. Burada da gösterir misin evet, bize? Evet. Şöyle bunları karıştıracağız tabii çocuklar için. Onların tekrar parçalarını birleştirmelerini şöyle isteyeceğiz. Şöyle tepeden göreceğiz şimdi Gülcüğüm. Bak bunları böyle karıştırdım. Karıştırdık. Merve. Evet. Hem harfle birlikte düzenliyor olacak. Kirazdı aslında meyvemiz. Evet. Böyle iyi birleştirdik. Harfi burada ona başlayacağını görecek değil evet, mi? Evet. Elmayı birleştirdik. Daha sonra elmanın şuradaki beyaz boşluğu böyle küçük detaylar yapmanız lazım ki yapbozun parçalarını çocukların görüyor olması lazım. Daha sonra R geliyor olduğunu biliyoruz.
bilmesi. Bilmesi gerekmiyor. Bu artık görsel olarak bir şekilde çocuklara biz bunu göstereceğiz. R geldi. Aynı zamanda dalın devamı geliyor oluyor. A'yı getirdik. Burada da gene yaprağın devamı gelmiş oluyor. Z'yi de getirince bizim kirazımız tamamlanmış oluyor. Hem sözcük hem de obje. Evet. Büyük paralar verip çocuklara oyuncak almaya gerek yok. Burada hem kendiniz çocukla bir bütünleşme sağlayacak bir aktivite yapmış olacaksınız. Hem de uygun fiyata. Evet. Öyle değil mi? Şimdi ananası sen tam buna göre... Evet. Galiba şekillendirdim. Evet, 7 parça aldım. Evet. Tam ananasın yazıldığı gibi 7 tane harf var. Ananası da boyutunu ona göre seçtim. Siz de buna göre seçerseniz çok daha iyi olacak yapboz. Ananası altına ismini yazıyorum şöyle. Daha sonra arkasına bantladığımız bantı çıkartıyoruz. Artık rahat hareket etmemize gerek yok. Evet. Şöyle. Falçata yardımıyla bunu sadece siz yapıyor olacaksınız. Çünkü çocuğa sıkıntılı olabilir. Şöyle. Çocuklar sana bayılıyorlardır Merve. Evet, teşekkür ederim. Evet, biraz seviyorlar. Hem şeker hem tatlı bir ablayla vakit geçirmek onlar için gerçekten çok keyifli olsa gerek. Ben de çok eğleniyorum açıkçası çocuklarla. Ben içimdeki çocuğu bir türlü öldüremedim. Öldürmek de istemiyorum. Ne güzel, bence de yaşat onu her zaman. Evet. Herkes böyle olmalı bence, çünkü çok daha mutlu oluyor. Hayatlar güzel oluyor. Doğru. Yani mutluluğu beklemektense onu oluşturmak lazım ya hayatta. Evet. İşte bu da onlara katkı sağlayacak bir şöyle aktivite. Evet. Yapbozumuz bitti. Sonra bunu hem saklamanız daha kolay. Çünkü oyuncakları saklamak artık bir eziyet anneler için. O kadar çok var ki. Ah, harika. İşte ananasımız aynen hazır. Kendimiz yaptık çocuğumuzla ve de uygun fiyata. Evet, kesinlikle. Harikasın Merveciğim. Teşekkürler. Birazdan kar küresi yapacakmışsın bize. Evet, kar küresi yapacağız. Bayılırım, biliyor musun? Ben de çok severim. Güzel. Birlikte o zaman seninle yapalım. Evet. Bana da öğret. Tabii ki de. Şimdi çocuklarda acil yardım için bilmemiz gerekenler çok önemli bir bölüm. Dikkatle dinleyeceğiz. Yine ilk yardım uzmanı Sevgi Üskül Hanım geliyor efendim. Anne babalar dikkat! Çocuğunuzun boğazına bir şey kaçtığında ne yapmalısınız? Doğru müdahale hayati önem taşıyor. Bebeklerde ve yetişkinlerde yapılan ilk müdahale farklı mı? İlk yardım uzmanı Sevgi Üskül, aklınıza takılan soruları yanıtlıyor. Şimdi... Evet, Sevgi Üskül Hanım bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Yalnız nasıl güzel gözleri var Sevgi Hanım'a, bakar mısınız? Teşekkür ederim. Şimdi ekrandan nazar değmesin. Çok maşallah. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Çok sağ olun. Şimdi çocuklarımıza nazar değebiliyor ama. Değer. Değiyor. Yani. Çok sıkıntılı annenin anlar. Bile nazarı değer. Ben mesela kendi kızıma ay çocuğum ne güzel falan şap diye yere yapıştığını çok bilirim. Hani derler annenin nazarı çok değer. Çünkü çocuğumuz seviyoruz. Öyle bir iki böyle yere düşürdüğüm olmuştur. Mustafa Akil Hocam'la dün bunu konuştuk. Takip edenler biliyorlar. Doğru. Nazar konusunu gerçekten var. Şimdi Sevgi Hanımcığım, çocuk birçok probleme maruz kalabiliyor. Ben yaşadığım şeyi söyleyeyim size. Erbil daha bebekti, boğazında kaldı yediği bir parça. Nefes alamadı ve kollarının arasında morarmaya başladı çocuk. Yani yaptığım doğru diye söylemiyorum ama nasıl kurtardığımı söyleyeyim. Ki normalde panik yapabilen biriyim. Soğukkanlılıkla elimi attım. Yani nereye kadar gitti bilmiyorum. O şeyi ittim. Çekemedim. Çekmek için şey yaptım ama ittim. Yutkundu ve kendine geldi. Bu doğru değildi ama şans bana güldü. Burada gerçekten şanslıymışsınız. Evet. Soluk borusuna da kaçırabilirdiniz. Siz orada yemek borusuna ittirmişsiniz. Çocuk yutkunmuş. Evet. Ama soluk borusuna kaçsaydı daha büyük çok büyük bir sıkıntıydı. Neden olabilirdi. Demek ki böyle şeyler yaşıyoruz. Birazdan bununla ilgili ne yapmamız gerektiğinin doğrusunu Sevgi Hanım'dan öğreneceğiz. Fakat önce ne tatlı küvet. Bakın çocukların her şeyi çok güzel değil mi? Bebeklerin. Her şeyi şirin. Bu bebeği nasıl yıkamamız gerekiyor Tabii Sevgi Hanım'cığım? Tabii ki. Şimdi bebeğimiz dünyaya geldi. Ben bebek çocuk için tanımım şudur. Pimi çekilmiş el bombasına çocuk denir ya da bebek denir. Çünkü kesinlikle her an her şey olabilir. Bebeğinizi yıkarken, kurlarken, uyurken, yani o yüzden çok dikkat etmek lazım. Mesela bebeğimiz özellikle uzun süre acilde de çalıştım ben. Oradan biliyorum. Bebeği lütfen çitilemeyin.
Bak yani anne evet şimdi zaten bebek doğar doğmaz kirlenmiyor ki bebek. Aynen öyle. Vernikozozo dediğimiz bir yapışkan maddeyle doğuyor. O çocuğun bağışıklık sistemini koruyor. Anne diyor ki bu çocuk böyle yıkanmalı. Çocuğu bir güzelce liflerle çitiliyor ve bebeğin cildine hasar veriyor. O yüzden bebeği yıkarken çok dikkat etmemiz lazım. Hı. Öncelikle suyuna çok dikkat etmemiz lazım. Yani dirseğimizde ölçmek, vücut ısımız 36,5-37. O ısıda olmak, soğuk değil, kaynar değil. Yok kış ayı çocuk üşür. Doldur kaynar suyu, o da değil. O yüzden suyun ısısını çok güzel ayarladık. Şimdi güzel küvet fileleri var. Onları kullanabilirsiniz. Çocuğu mukayyet olamazsanız. Ya da çocuğun kıyafetlerini çıkarıyoruz ya. Çıkardık çocuğun kıyafetleri, bebeğin kıyafetleri üzerinde kalsın. Hı, yani evet. Bebeğin kıyafet üzerinde kalsın ki elinizden kaymasın. Hı. Şu havluyu alabilir mi Mesra Hanım? Bir tane küçük havlu. Şimdi ne yapıyoruz? Bebeği örneğin böyle bir küçük havluyla da tutabilirsiniz. Unuttuk valla, benimki büyüdü çünkü. Tabii. Hatırlayalım. Şöyle koltuk altlarından giriyorsunuz ki bebeğin hani kayıp bebeği düşürmemek için. Hı hı. Suyumuzu ısıldık, ayarladık. Hazır bebek süngerlerimiz ya da şampuanımız vesaire hazır bulunsun. Kovamız, suyumuz hazır bulunsun, durulama suyumuz. Bebeğimizi ne yapıyoruz? Boynundan başlıyoruz. Koltuk altı. Biraz hafif böyle ayakları yere deyip oturur pozisyonda. Poposunu, bacak arasını güzel yıkıyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Sırtını yıkayacağız değil mi? Yine aynı şekilde güvenli bir şekilde koltuk altından giriyoruz bebeğin. Kendi elimize şu şekilde yaslıyoruz. Şöyle alayım ki herkes görebilsin. Yasladık. Yine ensesini, güzelce arka tarafını, başını yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra suyu ne yapıyoruz? Hafifçe şu şekilde üzerinden durulayarak çıkarıyoruz. Ondan sonra havlumuzu alıyoruz. Bebek havlumuz zaten. Bu arada şampuanı ne zamana itibaren kullanmak lazım? Yani bir 40 günü geçtikten sonra, yani bir 40 günü tamamlasın. Çünkü o vücudundaki yapışkan anneden gelen maddeler hala onu koruyor. Hafif bir şekilde yıkamak gerekiyor. Yıkadıktan sonra havlumuz burada muhakkak daha önceden, banyo öncesi her şeyimiz hazır olsun. Panik yok. Bebeğimizi alıyoruz şu şekilde. Kafayı destekleyerek kolumuzdan yatırıyoruz ve kurulama işlemini pansuman şeklinde, yani bebeği bu şu şekilde dediğim gibi çitleyerek, ovalayarak kurulamayın. Bebek bu zaten, tamam mı? Birazcık üstünü hafiften o pansuman şeklinde. Kristalleriniz var ya böyle, aynen hani okşar öyle gibi onları evet, kullansınız yani, onun gibi. Çok güzel. Kristalleri öyle narin davranıyor ama ya, bebeği çitiliyor. Evet, o yüzden lütfen, çünkü cildi çok hassas, hemen kuruyor, dökülüyor, yaralar açılıyor. Hı hı. Kıyafetlerin giydirilmesi de çok önemli. Bir gün hemen acil anımı anlatacağım. Acil bir bebek geldi, nasıl ağlıyor? Ciyak ciyak. Canım benim. Bakıyoruz sarnısı, ateş yok, o şovu nasıl susturacağız? Neyse bebeği soyduk. Bir baktık ki bebeğin çorabı o kadar sıkı ki bebeğin bacağını boğmuş, sıkmış, mosmor. Yani o yüzden ben orada hemen şey, o yüzden çorapların keserim lastik kısımlarını, hani ısımsık olmasın diye. Canım benim. Yani lütfen çok dikkat edin. Bebek sadece onun için, yani çocuğun doğru, bebeğin sağına soluna bir bakın, acıkmayabilir, altı kuru olabilir ama başka bir sıkıntısı vardır, gözünü ayırmayacaksın. Çorabın sıktığını tabii, düşünebilir misiniz ama demek ki düşünmemiz gerekiyor evet, hanımlar. Şimdi biz 0-1 yaşa bebek, 1 yaşından 8 yaşına çocuk, 8 yaşından sonrasında yetişkin diyoruz. Şimdi bebeğimiz anne sütü emiyordu ama bir 6 ay sonra ya da emerken bile boğazına ne yapıyor? Süt kaçabiliyor ya da yediği yiyecekler. Öksürüyorsa, bakın panik yok ama o benim boğuluyor. Öksürüyorsa panik yok. Hemen bebeğimiz ne yapıyoruz? Ters çevirip hafif sırtını, bakın böyle sıvazlıyoruz. Bakın yer bu çekimine, önemli. Nereden nereye doğru yapıyorsunuz? Şu şekilde mesela çenesini şöyle tutun, kavrayın. Evet. Anne süt emiyordu. Evet. Bebeğimiz mamasını yiyordu. Öksürmeye başladı. Çocuğu silkelemeyin boğuluyor diye. Hı. Hafifçe elimizi, bakın kolumda böyle rahat bir şekilde ne yaptım, aldım. Baş aşağı çevirin, zaten yer çekimine bağlı olarak çıkacak. Bir de el yönünüzü çok dikkat ediyorum. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru evet, yapıyorsunuz. Böyle, başa evet, doğru. Şu şekilde hafif hafif, aynen baş aşağıya olacak. Hı-hı. Hafif hafif sıvazlayacaksın. Ama bebeğimizi yerken bu havucu ben şimdi mutfaktan çaldım. Tamam çok iyi. Çocuğumun dişi çıktı. Tamam mı? 6 aylık 8 aylık 2 tane dişi çıktı şurada. Anne diyor çocuğun dişleri kaşınıyor diyor. Havucu veriyor. Çocuk kemirsin diye. Bir parça buradan kopuyor. Nerede? Oluyor, çocuğun yapıyor boğazında. Tabii, evet. Anne diyor ki 2 dakika önce çocukta bir şey yoktu, ağlıyordu, sesi kesildi. Bir çocuğun sesi çıkmıyorsa muhakkak bir şey var. İşte başıma gelen benim oydu.
Sevgi Hanımcığım. Orada sesi çıkmadı yani. İşte, hiç bu çocuk çıkmıyor. Aynen gıklayacak, ıklayacak, evet. Bıklayacak. O çocuğun yaşadığını gösterir. Yani evin evet. içinde neresine o ses gelecek, kulak çocukta olacak. Ama çocukta tık ses yok. Bilin ki boğazına bir şey at. Bu ne olabilir? Her şey. Havuç parçası, kapak, bakın oyuncaklar. Oyuncak parçası, evet. Çok şirin olabilir. Evet. Şu oyuncaklar, ben kızımın bütün bebeğin pabuçlarını atardım. Anne bunun ayakkabıları yok mu? Satmıyorlarmış derdim. Çünkü bunun boğazına attığı için çocuk yıllardır bunları ayakkabısı satılıyor zannediyordu. Hı hı. Çünkü boğazına sokabiliyor, yutabiliyor. Peki bebeğin boğazına havuç parçası kaçtı, oyuncak kaçtı. Çocuğun mosmor. Sesi çıkmıyor. Çırpınıyor. Ne yapacaksın? Ne yapacağız? Hemlik malevesi, yani karın basısı yapacaksın. O yüzden de onu oturarak yapacaksın. Derhal hemen ben şuraya geçebilirim tamam, mesela. Tamam buyurun. Güvenli bebeği bir şekilde... kucağımıza alacağız. Tabii, birazdan aldık. Yetişkinler için de göstereceğim. Aynen. Önce çocukları gösteriyoruz. Evet. Şimdi bebeğimi aldım. Panik hı-hı. yok. Buz gibi soğuk. Evet. Oturacaksınız hemen bir koltuk, bir sandalye. Güvenli bir yere oturuyoruz. Evet. Bebeğimizi... Hemen ağız içini kontrol ediyoruz. Aynı Esra Hanım'ın yaptığı gibi baktık. Cismi görebiliyorsak şöyle cımbız yöntemi şeklinde ağzın içinde alıyoruz. Böyle ittirip kaktırmak yok, geriye kaçabilir. Görüyorsam aldım. Baktım göremiyorum, uzanamıyorum, ittirme. Hemen şöyle çenesini kavrayın, elime dikkat edin. Baş aşağıya şu çevirdim. Bakın dizime de destek yapıyorum, dizime. Bebeğim bu sefer sana az önce ben dedim hafiften böyle sıvazlayın dedim. Şimdi sıvazlamıyorsun. Bildiğin vuruyorsun. Tamam mı? Çünkü bu hayati bir durum. Yani acil müdahalenin şart olduğu, ölümle sonuçlanabilecek bir durum. O yüzden biraz daha tabii evet. sert bir tavır. Beş kez sırtına vurup süpürüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Bebeği tekrar tutuyorum, çeviriyorum. Bak baş aşağıda. Ne yapıyorum? Ağzın içine bakıyorum. Cisim geldi mi? Geldiyse alabilirim. Gelmediyse ne yapıyorum? Göğüs kemiğinin bittiği yer. Herkes kendinde de bulabilir göğüs kemiğinin bittiği yer. Göğüs kemiğinin bittiği yeri bulun. Bu orta ve yüzük parmağımız. Bakın işaretime. Şu iki parmak. Çünkü bunlar güçsüzdür. Çok güç uygulayıp bebeğe zarar vermeyin. Göğüs kemiğinin bittiği yere iki parmağımla beş kez bası yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Burada tabii bası yapayım derken göğsü zedeleyebiliriz. Tabii, o yüzden de. Kemiğin altına yapıyoruz. Yani yumuşak tabii. dokuya kemiğin altında. Burada ne var? İşte diyafram kasımız var. Hemen altında mide başlangıcı var. Yemek borusunun bitişi. Kaburganın hemen altı. Hemen altı. Kaburga değil. Hemen altına yumuşak yere beş kez bas yapıyoruz. Zaten sen sırtında şu pozisyonda beş kere vurmayı üçüncüsünde zaten çıkar. Peki buradaki vurmayı da bir daha gösterelim tabii. mi? Buna da çok sert olmamak lazım. Çok değil sert mi? Değil yumuşak, ama çok da yumuşak de değil. Süpüreceksin. Evet. Süpürme. Yani bu da yeterli değil. Böyle bir, pat, 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 iki, yani. Üç, dört, beş. Bu. Evet. Baktın çıkmıyor. Zaten dediğim gibi bunu düzgün uygular ve bu pozisyonda uygularsan bebeğin soluk borusu dahi biz yetişkinler gibi açılı değildir. Dümdüzdür. Çok rahat ne yapacaktır? Dışarıya çıkacaktır. Bu bizim için çok önemli. Bu bebekteydi. 0-1 yaş arasında yapacağımız uygulamaydı. 1 ile 8 yaşla 8 yaştan sonraki yetişkinde şimdi uygulama gösterelim. Aynı. Bir izleyicimiz üzerinde gösterelim. Hemen gelebilecek efendim, bir izleyicimiz. Buyurun evet. Şimdi 8 yaş üstü çocuklar ve yetişkinlerde boğazına bir şey kaçtı. İlk yardımda ne yaptığını gösteriyor evet. şimdi Sevgi Hanım bize. Karın evet. basısı boğazını hanımefendi bir yerde geldik gündeydik. Hop lop 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 götürürken kaldı. Tamam mı? Dolma kaldı burada. O yüzden baktık çırpınıyor. Ses yok, çırpınmalar var, mosmor oldu. Ne yapacağız? Ellerini boynuna götür, boğul. Böyle boynuna götür, boğuluyor. Hemen diyorum ki panik yok, ben kurtaracağım diyorum. Yanına geliyorum. Kolumu şöyle yaslıyorum, öne doğru eğdim. Beş kez sırtına vurup süpüreceğim, tamam mı? Teşekkür ederim. Bir, iki, üç, dört, beş. Ama güçlü. Baktım cisim çıktı mı? Çıkmadı. Hemen arkasına geçiyorum. Bacak arasına giriyorum, girdim. Bir dakika onu görelim. Ayakları bir görelim. Ayağıma. Bakın nasıl giriyoruz. Hemen kameraman çünkü arkadaşlar rica ediyorum. Bakın araya girdi. Heh. Evet. Düşebilir. Hı. Nefes alamayabilir. Bayılacak. Yoksa kafa üstü düşecek. O evet. yüzden arkada duruyorum ki destek oluyorum. Koltuk altından da girdim. Göğüs kemiğinin bittiği yeri buldum. İman tahtası da deriz halk arasında. Kemiğin bitiş yerini buldum. Güçlü olan elini, herkes güçlü olan eli bir kaldırsın. Güçlü olan. Solak da olabilir. Kaldırdın. Parmağı hangisi kıvır. Güçlüse? Öbürkünün üstüne kapat, şurada bir çıkıntı oldu değil mi? Şu çıkıntıyı göğüs kemiğinin bittiği yer, yani şu alt kısma yerleştir. Tamam mı?
Yerleştirin göğsünüzün herkes altına yerleştirsin. Görelim. Herkes yerleştirsin. Yere eğildi, onun üzerine böyle destek olacak, tamam mı? Öne doğru eğdim. Boğulmaya devam ediyor. Nefes alamıyor. Ne oldu? Çıktı mı? Nefes alamıyor gördüğünüz gibi. Bunu 5 kez yapıyoruz. Zaten gördüğünüz gibi birinde de çıkarttık değil mi? O yüzden uygulamayı doğru yapacaksınız. Çok bastırmayacağım. Özür dilerim, söylememiştim. İçeriye yukarıya bakın, kıvıracaksınız eli, tamam mı? Çok hızlı. İçeri yukarı. Tamam mı? 5 kez yaptığınız zaman ne yapıyorsunuz? Kişiyi kurtarıyorsunuz. İyi misiniz? Bir daha boğazınızda bir şey kaçırmazsınız herhalde. İyiyim, teşekkür ederim. Eğer boğazına işte çay kaçtı, sıvı bir şey kaçtı, öksürüyor. Biz de genelde öksüreni ne yaparız biz? Sırtına vururuz. Vururuz. Evet. Oo, sakın arkadaşlar vurmayın. Ne yapıyorsun? Hafif öne doğru eğiyorsun. Diyorsun ki öksür, öksür. Zaten o öksürüp çıkaracak. Öksürmek akciğere kaçan yabancı ismi dışarıya fırlatır. Sevgi Hanımcığım, biz lütfen ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yukarıya bak, yukarıya bak deriz. Hmm. Su veririz. Yani. Çocuksa kuş orada, kuş orada bak deriz falan. Tabii bebeklerde karşı zaman evet, kuş var. Yukarı bak deyince çocuğun öksürü kesiliyor. Niye? Soluk borusunu açtığın için zaten kesiliyor. Evet. Yani. Demek o yüzden bunlar doğru değil yok o zaman. Yani evet. Evet. O yüzden vurmak yok ama. Peki su vermek doğru mu? Yok, hiçbir şey. Kişinin öksürüğü bitip kendine bir gelsin. Zaten o der ki bana bir su ver. Yani kişi konuşana kadar müdahale etme, dokunmayın. Evet. İlk yardımda yeri gelince dokunmamak ilk yardımdır. Eğer çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Evet, siz de evde yalnızsın, tek başınasın. Hazır sandalyem de var. Ne yapıyorsun? Panik yok. Kendi yani boğulma. Sandalyenin bu kısmına kendini yerleştir. Kendini şu şekilde ittirerek kendine de solunum yolu tıkanıklığı uygulaması yapabilirsin. Şahanesiniz ya. Yani ben her türlü... Bir şey kendi olabilir. Ben bunu ben Türkiye'de yaşamıyorum. 3 yıldır İngiltere'de yaşıyorum. Benim arkadaşım var Canet. Onun köpeği Nina. Şey yuttu, böbreği yemeğini yuttu. Boğuluyordu. Dedim panik yok. Köpeğe de Hemlik manevrası yaptım. Kızım diyor ki anne sen nasıl bir insansın. Yani o yüzden bütün mantığı bilirsen yani, evet, soluk borusuna kaçan cismi dışarıya fırlatmak amaç bu. Tamam mı? Onu mantığı bu. Peki şimdi çocuk kimyasal bir şey içti. Ola ki yapabilir, hani renkli şişeler vesaire güzel görünüyor onlara. Ne yapacağız? Evet şimdi maalesef pembeler, yeşiller, kimyasal maddeler, evet, çamaşır suyu biz çok görüyoruz. Aa, acile çok gelen. Evet. Şimdi kimyasal madde içtiyse soluk yemek borusunu yakar mı? İçiyor çünkü gidiyor yemek borusuna, aşağı gidiyor. Eğer sen çocuğu kusturursan mide asidiyle birlikte dışarıya çıkacak mı? Çıkacak. İkinci kere geçecek o asit. Aynen öyle ve yemek borusu tamamen yanacak. Oo, dolayısıyla kimyasal madde içildiyse sadece çocuk değil kendimiz de kusturmayalım. Çocuk ilaç da içebiliyor. Hemen anne diyor ki kussun. Kusturmuyoruz. Ne yapıyoruz? Ayran da vermiyoruz. Bizde genelde bir ayran evet, tozusu vardır. Çünkü zehirlenmelere karşı iyidir diye bilindiği için onda da hemen ayrana başlıyoruz. Aynen öyle. Vermeyelim. Sadece su. Bakın su var. Soruyorum içebilir misin diyorum. İçebilirim diyor. İçebildiği kadar zorlamak da yok. Hayır bir kova su içeceksin, bu da yok. İçebildiği kadar, çünkü çok içirirsen bu sefer yine kusacak. Ne yapıyoruz, amaç ne? Orada kimyasal madde mide de ya, onu sulandırarak etkisini ne yapmak, hasarı azaltmak. Peki bazı kimyasallar mesela suyla birlikte daha da zarar verebilir. O yüzden yani, o yüzden zehir danışma hattını, hatta direkt 112'yi arıyorsun. 112 tek istediğimiz, siz kusturmayın, 112 arayın, 112 gelecek zaten, alıp gerekeni biz mideyi yıkamasını yapıyor olacağız. Kusturmamak burada en önemli bilgiydi. Evet, hemen evet, hastaneye götüreceğiz. Hemen hastane. Peki yine mesela boğazına bir şey kaçtığı söyledim de yüksek ateşte, diyelim ki ateşi yükseldi, bir şey oldu. Ne yapmanız? Ne yapmamız gerekiyor? Ben ne yaptım söyleyeyim. Söyleyin. Evet. Yapın diye demiyorum. Ben yaptım lütfen diye yapın, söylüyorum. Düzeltelim. Sirkeli su hazırlıyorum hemen. Onu böyle eklem yerlerine böyle soğuk soğuk bastırıyorum. Hımm. Şimdi uygulamamızda öyleydi yani küçükken. Annem de biz küçükken yapmışlar. O yüzden salataya bile sirke koyamıyorum şimdi. Çok etkiliyor beni. Travmalarımı demişim annemin. Doğru, tamam uygulamama lütfen evet, sirkeli su, buzlu su. Yani çocuğu buzlu suya koyanlar da var. Birden ateşi düşsün diye. Bu yanlış bir uygulama. Ben hep annelere, hanımlara söylüyorum. Sen difrizdeki tavuğu alıp direkt tencereye atıp pişirmiyorsan ya da tenceredeki yemeği direkt buzdolabına nasıl koymuyorsan bunu da yapma lazım. Ne yapıyorsun? Yemek bozulur diyorsun. Dışarıda bekletiyorsun. Vücudumuz da öyle. Şimdi
vücut ısımız 36,5 derecedir. Evet. Bunun üstü ve altı da tehlikeli. 33 derece tehlikelidir düşük ısı. Düşük ısıysa ne yapacaksın? Çocuğu giyindireceksin, sarılacaksın, sarmalayacaksın, ısıtacaksın. Ama yüksek ısıysa 38-39 derecede çocuğun bir ateşi var, vücut ısısı. Hemen ne yapıyorsun? Bebeğin, çocuğun üzerindeki kıyafetleri ne yapıyorsun? Çıkarıyorsun. Sevgi Hanım, bu arada nasıl doğru ateş ölçülür bebekte? Şimdi yani, tabii biz sağlıkçılar, hastanede biz makattan ölçüyoruz, bizim için o çok önemli. Bunu ama civalı, yani farklı. Ama tabii ki annelerin şimdi ölçtüğü güvenli firmaların oldu. Koltuk altı, hı hı. Yani ya da çocuk bebek değilse, ısırmıyorsa, sizi dinliyorsa, dereceyi ısırmıyorsa, ağzın içinde tutabiliyorsa ağız içinden ölçülmesi çok önemli. Ağız içi, hı-hı, aslında. Ama bebek onu beceremiyorsa koltuk altı. Çocuk ısırabilir o yüzden. Peki baktık 42 derece. Çok oraya zaten hiç beklememek lazım. Peki 39-41 yani onu buldu. Hemen ne yapıyorsun? Hızlı bir şekilde bebeği soğuyorsun. Küveti oda ısısındaki su, yani yüzümüzü yıkadığımız, dişimizi fırçaladığımız, tıraş olduğumuz hep o su. Çünkü buz atıyorlar. Küvete doldurdum. Çocuğu ne yapıyorsun? İçine bandırıyorsun. Böyle hafiften tutuyorsun. Çünkü çocuk ağlayacak, titreyecek, korkmayın. Tamam mı? Hafif hafif çocuğun üzerine şu şekilde suyla yıkamasını yapın. Ondan sonra doktorun verdiği ateş düşürücü fitil ya da şurup varsa içirin ve 112 arayın ya da hastaneye götürün. Yani ne başka bir şey yapmayın. Ne soğuk su, ne sıcak su. Serin yani, su. Serin. Yani kısacası esen şu. Hani sabah yüzümüzü yıkıyoruz, dişimizi fırçaladığımız suyun ayarı var. Yani soğuk gelir, hafif ılık yapar, sıcak gelir, ılık yapar. O ısıda. Bütün gövdeyi baştan aşağıya, aynen, suya bandırıyoruz. Bandırıyoruz. Tamam. Baktık o olmuyor. Hemen ne yapıyoruz? Havlumuzu suya sokuyoruz, ıslatıyoruz. Nerelere koyuyorduk? Eklemleri. Evet. Eklemlere koyuyoruz. Ondan sonra başına koyuyoruz. Ensesine yerleştiriyoruz. Çocuğun ısısını. Eğer çocuk 38 üzerindeki ateş, 39-40 uzun süre maruz kalırsa beyin hücreleri ölür. Yani duymuşsunuzdur, küçükken ateşte hastalık geçirdi, biraz işte mental geriliği oluştu diye. Beyin hücreleri öldüğü için geriye gelmez. O yüzden hatta erkek çocuklarda da yüksek ateş kısırlığa kadar da ileriki yaşlar, yetişkinlik döneminde neden olur. Doğru. Yani 3-4 gün çocuğun ateşi yüksek de hadi ben ancak düşmedi getirdim olmasın. Ateşi çıktığı zaman uygulamanızı yapın, hastaneye götürün. Peki kanamalı bir yara oldu diyelim ki, çocuk düştü, bir yerini vurdu, kafayı yardı. Ne maalesef. Bir sürü şey başlarına geliyor. Ne yapmamız lazım? Şimdi biz, kanamalar bizim için çok önemli. Çünkü hayati sıvımız kanama ve vücudumuzda çok fazla da kan yok. 5-6 litre kan var. Geri kalanı başka sıvılar. Evet. Hayati sıvımız kan. Çocuklar işte camdan çarpmalar, düşmeler. Şimdi biz kanamalara baktığımızda kılcal dediğimiz, yani kolumu sürttürdüm, bisikletten düştüm, dizim çizildi. Bunlar kılcal kanamalardır. Korkmaya gerek yok. Temiz bir bezle, mendille ıslatıp temizlemeniz yeter. Atar damar kanaması dediğimiz kanama vardır. Bizim en çok korktuğumuz kanama bu. Derin kesikler, yani nerede düşmelerde. Yani, mesela bileklerde. Bir kolda, bir bilekte. Ben hatırlıyorum, bir çocuğun bir tanesi bisiklete biniyordu. Bisikletten düşüyor. Bisikletin gidonu çocuğun kalçasına giriyor. Yani kasığına giriyor. Oy, şimdi korkunç. O bisikleti oradan alma zaten. Aldığın zaman orada ana arter var. Çocuk, itfaiyeyi çağırdık. Bisikleti kesip gidonuyla birlikte ameliyathaneye gitti. Yabancı vücuda saplanan şiş, tığ, işte bıçak asla çıkarılmaz. Çünkü ana damarın bir tanesinin üzerinde oturuyor olabilir. Velev ki çıktı, kesti, geçti. Atar damar kanaması fışkırır tarzıdır. Yani böyle dışarı doğru atar, kesik kesiktir. Hani Kurban Bayramı'nda koyun keseriz ya. Hani kestiğimiz zaman o manzarayı herkes bilir. Hani evet. Fışkırırsa. İşte o atar damar kanamasıdır. Gördüğümüzde ne yapacağız? Esen konusu uygulayabilir miyim? Tabii. Evet. Şimdi bir tane kanama var. Kendiniz evde kestiniz mutfakta. Hemen ne yapıyorsunuz? Temiz bez. Bakın mutfakta kullandığım bir temiz havlu. Kanamanın üzerine ne yapıyorum? Kapatıyorum. Çünkü atar damar kanaması çok kanadığı için durdurulması da zordur. Bezim kirlendi. Bezi kaldırayım mı? Hayır. Çünkü pıhtılaşma olmuştur. Tekrar artırırsın. İkinci temiz bezi üzerine kapatırsın. Kapattım. Çok önemli bir püf noktası. Bakın sakın kaldırmayı. Kirlendiği atmıyoruz. Güzel. Üstüne. Evet. Şimdi evdeyim. Başörtümü çıkardım başımdan.
tülbentimi, eşarbım, her neyse. Ne yapıyorum? Üzerine şu şekilde. Çok mu sıkı yapmak lazım? Çok, yani atar damar kanaması kolay durmadığı için biraz sıkmak gerekiyor. Peki. Ama çok da değil. Bakın bu evet, doz iyi. Evet, hissediyorum. Evet. Ne yapıyoruz? Kolu kalp seviyesinden yukarıya kaldırıyoruz. Neden? Yukarıya kanama çıkması. Elimizde de şu şekilde ne yapıyoruz? Bacağımızda olduysa? Yere yatırıyoruz, bacağı kaldırıyoruz. Bacağı kaldırıyoruz bu kez. Sırt üstü yere yatırdık. Mesela ben hemen ne yapıyorum Esra Hanım'ı? Sandalyeye oturtuyorum, kolunu yukarı kaldırıyorum. Diyorum ki arkadaşımla derhal 112 arar mısınız? 112 geliyor. Ben bu şekilde onun 112'nin gelmesini bekliyorum. Bu hayat kurtarır arkadaşlar. Evet. Alayım, arabanın önemli. Arkasına atayım, hastaneye götüreyim. Hadi bu sefer ne oluyor? Araba kaza yapıyor panikten. O yüzden bu şekilde yaparsak uygulamamızı, yaşamını kurtarmış Sevgili oluruz. Sevgili Hanımcığım, harikasınız. Ne kadar kıymetli bilgiler, hayat kurtaran bilgileri öğretti bugün bize. Türkiye'ye geldikçe sizi bekliyoruz. Her zaman, sevgili her zaman. Alkışlarımızla. Çok teşekkür ederim. Efendim, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben şimdi evde yapa geçiyorum. Evde yaptı sevgili Merve vardı. Beni bekliyor. Evet. Kar küresi yapacağız. Evet. Nasıl yapıyoruz kar küremizi Merveciğim? Şöyle, ben birkaç tane örnek yaptım sizin için. Evde bulduğumuz, yani evde kullandığımız aslında salçalar oluyor, biberler oluyor, turşular oluyor. Evet. Bir böyle isimlerle birlikte yaptım. Çocuğun değer verdiği oyuncaklar, küçük oyuncaklar oluyor, objeler. Onlardan yaparsanız onların daha çok dikkatini çekecektir. Ben burada deniz atı kullandım. Burada küçük bir mantar var. Böyle eğer boya, yani renkli olmasını istiyorsanız gıda boyaları da kullanıyor olabiliyorsunuz. Evet. Ve şöyle. O da çok güzelmiş. Evet. Bir küçük, bir büyük. Bu yılbaşı için yaptığım küçük bir süstü, çalıştığım yere hediyeydi. Hı-hı. Çok güzelmiş. Eline sağlık. Bu da küçük dinozor. Bu da bildiğimiz, şöyle göstereyim. Şeker kapları oluyor. Şeker kaplarının altı kırılmıştı. Evet. Altı kırılınca kullanacak halden çıktı. Ben de şöyle küçük kaplar buldum ya da karton yapıştırabilirsiniz altına. Ben yapay karla yaptım. Yani siz de küçük kağıtları keserek de yapıyor olabilirsiniz. Biz bugün neyle yapacağız? Bugün, gösterdiğimiz bu örnekte. Evet, şöyle ben iki küçük kavanoz getirdim. Bir yapay karla yapmayı deneyeceğim. Bir de suyla yapmayı deneyeceğim. İlk önce kolay elde edebileceğiniz evet. kavanozlar bunlar. Evet. Şöyle iki pemgen getirdim bugün. Kışa dönmek istiyorum. Kışı çok seviyorum. Evet. Bu arada eğlenceli. Sadece simler olması gerekmiyor. Evde olan düğmeler, boncuklar, her şeyi kullanabiliyor olabilirsiniz. Çocuklar küçükse aman gözünüz üstünde evet. olsun. Bunları yutarlar, mutarlar, evet. kulağa, burnuna falan sokuyorlar. yaramazlar. Aman çok dikkat edelim. Şöyle ilk önce yapay karla yapacağım. Ben biraz tabii şurasını, şu kar şeklini verebilmek için bunda tutkal kullandım. Çok az sürdüm. Yapay kardan biraz sarktım. Hadi ama yapalım. Kavanozumuzun içine objemizi yerleştirmiyoruz. Biraz kapağına yerleştiriyoruz evet. demek ki değil mi? Bak evet, buradan evet. başlıyoruz. Evet. Şöyle. Kapağını yerleştirdikten sonra biraz evet. Kar yapacağım ama uzak yapmam lazım. Yapıştırdı ayaklarını penguenin. Evet. Şimdi kar. Evet. Sonra içine birazcık kar dolduracağım. Şimdi herkes böyle hazır kar almak zorunda değil. Değil. Kağıt beyaz var dedim kağıtları diyor. Küçük küçük keserek dedi. Bakın çok önemli o. Evet. Değil mi? Yani illa köpükler olabilir. Kar böyle dolmak zorunda değil. Mercimek olur, nohut olur. Evet. Küçük evde bulduğunuz bakliyatların hepsinden evet. olabilir. Stafor köpükler olabilir. Kesinlikle. Yani onlar da. Her şey olabilir. Bu da bu senin aklıma geldi yaşamış. Staforları atıyoruz, onları da böyle saklayalım. Evet. Tabii süslemek artık size kalmış bu konuda. Simle süsleyebilirsiniz. Üstüne ben şöyle bantlar yapıştırdım. Bak ben de simden yapacağım şimdi. Bir tane benim de evet. olsun. Bu penguenim değil mi? Evet. Neyle şöyle yapıştırıyoruz? Şöyle bununla. Bu silikonu sizin kullanmanız tamam. gerekiyor. Bakın şimdi silikon tabancası elimde. Bu işleri yapan hanımlar bunu iyi bilirler. Bunun fişe takıyorsun diğer ucunu. Isınıyor evet. içindeki silikon. Ben bunu tabanca gibi yine yukarıdan İsterseniz şöyle penguenin ayaklarına da sürebiliriz. Gülcüm tepeden alacaksın. Tamam en güzeli. Şöyle sıkıyorum. Evet. Değil mi? Bakın şöyle kavanozum kapağının zeminine. Bana bunu Merve öğretti canlı yayında. Evet. Size zorluk olmasın, ben öğreteyim evet. size diye. Merveciğim bak öğreteyim bir yapabiliyor muyum? Evet, tamam. Evet, teşekkürler. Bunu böyle da böyle ayağından yapıştırdım kavanozumun evet. kapağına. Sonra ben simli istedim. Şöyle kalın sim olursa çok daha kalın güzel sim. olur. Evet. Bunlar da her yerde çok kolay bulabileceğiniz malzemeler. Biraz su getirmem gerekecek. Evet. Tamam. İşte ben böyle ne kadar çok şey öğreniyorum burada, görüyor musunuz?
sonra içine su koyacak ama ben koymadan şöyle mesela yaptığımı düşünün. İyice yapıştırmaya bir bakayım. Birazcık daha kurması lazım. Su mu koymak lazım? Evet, içine biraz su dolduracağız. Peki. Şöyle. Sonuna kadar doldursanız iyi olur. Çünkü kapağın da şöyle bir hacmi var. Evet. O yüzden üstü boş kalıyor oluyor. Peki. Ben güvenim yapışmadı ama yapıştığını... Şunu yapalım. Senin için evet. Teşekkür ederim. Şöyle kapattım kavanozumun kapağını. Evet. Suyun biraz taşıyor. O yüzden bunu da seninkine birazcık şöyle doldu. Evet. Çok mu oldu? Şöyle kapattım. Güzelce. Benimki çok havalı olacak yalnız Merve. Evet galiba. Bak, evet. Güzelce kapatabildim herhalde. Evet. Evet. Ve çevirdim. Çevirdikten sonra. İşte kar kürem. Bakın onlar aşağı inince penguenim ortaya çıkıyor. Görüyor musunuz? İsterseniz kapağın etrafını bantlarla süsleyebilirsiniz. Kağıtlarla yapıştırabilirsiniz. Üstünü ay Merve çok güzelmiş. Buna bayıldım. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet Merve bize çocukları oyalayacak güzel doyusal oyunlar öğretti. Çocuklar bayılıyorlar ona Hilal ablalarına. Teşekkürler. Evet. Peki Merve ablalarına. Şimdi Profesör Doktor Hilal Mocan gelecek. Hocam çocuklar için çok güzel bilgiler verecek. Bekliyoruz. Buyurun hocam. Bulaşıcı hastalıklar, alerjiler, virüsler. Çocuğunuzu mikroplardan nasıl koruyabilirsiniz? Çocuklarda zihin arttırıcı ve bağışıklığı güçlendirici besinler nelerdir? Hepsini ve daha fazlasını çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Hilal Mocan sizin için yanıtlıyor. Şimdi. Çocuk hastalıkları uzmanı sevgili hocamız Hilal Mocan stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Az önce kıyafetimize bakıyorduk hocamla. Bakın ne güzel takım olmuşuz böyle bordolar morlar. Çok şıksınız ne her zamanki gibi. Teşekkür ederim. Sevgili hocam anne sütü çok önemli. Neden bu kadar vazgeçilmez bizim için? Şimdi bebek bekleyen anneler var. Emzirmeyi birazcık erteleyen anneler var. Bunu düşünenler var. Onlar için isterseniz buradan başlayalım. Olur. Anne sütünü arttıran gıdalar derken anne sütünün önemini artık hepimizin bildiğini farz ediyorum. Özellikle olağanüstü günler yaşadığımız şu günlerde bebekleri koruyabilmek için en önemli silahımız, en önemli koruyucu ilacımız anne sütü. Dolayısıyla anne sütünü mutlaka arttırmaya çalışmalı, mevcut anne sütünü korumaya çalışmalı ve anne sütünün bileşimini daha zengin hale getirmeye çalışmalı. Alternatifsiz değil mi? Bunun evet, altını çizmek gerekiyor belki de. Mucize bir sıvı. Evet. Bu Tanrı'nın bebeklere, insanlara bahşettiği bir şey diye düşünüyorum. O kadar uğraşmalara rağmen anne sütünün içeriğini hiçbir üst düzey, fabrika, sistem, kurum bunu sağlayamıyor. Her şey var içinde. Hem virüse karşı hem bakteriye karşı koruyucu maddeler var. Dünyanın en pahalı kanser ilacına benzer etki yapan madde var. Onun dışında bebeğin bütün ihtiyaçlarını, onun büyümesini, organ sağlığını, zihinsel performansı, motor gelişmesi her şeyi sağlayan maddeler var İki içinde. 2 yaşına kadar anne sütü verenler var hocam. Bunun aslında bebek kaç yaşına kadar verilmeli? Biraz bunlara da değinelim isterseniz. Şimdiki görüşlere göre 2 yaş ve ötesinde bile anne sütünün verilebileceği söylenmekte. Evet. Eskiden 1 yaş deniyordu. Sonra 2 yaşa çıktı. İçerikteki zenginlik anlaşılınca süre uzatıldı. Çocuğu bedavaya besliyorsunuz ve onu koruyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Duygusal yönden fazla bağımlı hale gelebiliyor mu acaba Hilal Hocam? Bir yaşından sonraki emzirmelerde anneye biraz daha yapışmış oluyor bebek. Evet. Onun kokusunu istiyor. Hatta bazı anneler diyorlar ki gece boyunca 4-5 kere kalkıyor. Yani annenin sadece ona verdiği süt, besleyici süt dışında anneye yakın emzirme olduğu için annenin kokusunu da istiyor bebek. Ancak şöyle de bir şey var. Dünyada şu anda en büyük çocuklar için slogan çocuğa sarılın, çocuğu dokunun, çocuğa dokunun. Çocuklarınızın mutlu olmasına yardımcı olacak bu diyor.
Biz de bunun için annenin yakınlığı ve de 2 yaşından sonraki emzirmelere bile hiç negatif bakmıyoruz. Öyle mi? Peki. Evet. Ama 2 yaşına kadar devam etmelerini istiyoruz. Özellikle yanlış bir anlama var. 6 yaşına kadar sadece anne sütü diyoruz. 6 yaşından sonra sanki süt kesilmeliymiş gibi böyle bir şey yok. O yaşa kadar emenler var mı hocam? 6 aya kadar demek tamam. istiyorum altı pardon. 6 tamam. aya kadar sadece anne sütü. 6 aydan sonra biz tamamlayıcı besinlerle anne sütüne devam edelim ne diyoruz. Ne zaman neler verebiliriz ilk başta? 6 aylık oldu bebeğimiz. Hangi besinlerle başlayalım Hilal hocam? Hiç acele etmemeli çünkü hı hı. tamamlayıcı besinlere geçerken bazı şeyler olabiliyor. Çocukta hı. özellikle alerjik yapısı varsa bu besinlerden etkilenebiliyor. Günde tek gıda beslemeli, giderek miktarını arttırmalı diyoruz prensip olarak. Bunu 3 gün kuralı şeklinde de yapılmasını önerenler var. Hiç acelemiz yok. Zaten 6 ila 8 ay arasında bir bebeğin hala daha %70 besini anne sütünden gelmeli. %30 bir ek gıda veya tamamlayıcı besin girecek. Onun için hiç acelemiz yok. Hangi yavaş sebzelerle yavaş. Başlayalım örneğin ek gıdaya geçişte? Mesela ilk yaptığımızda sebze mamasında biz kabak havuç patates koyduruyoruz. Burada hı hı. patatesimiz var. Kabağımız yok ama önemli değil. Hayal edebiliriz. Havucumuz var. Havuçlardan biraz alalım mı? Bunları az bir şefim. Miktarda yarım evet. havuç, yarım kabak, teşekkür yarım ederiz. Patates gibi evet. koyabiliriz. Bu buharda pişmesini çok yarım öneriyoruz. Yarım havucumuz var hatta bakın hocam. Bu çok fazla, şu kadar olmuşlar. Yeter. Evet. Çünkü bir bebeğin ilk başlangıçta alacağı miktar sadece birkaç kaşık olabiliyor. Hı hı. Buharda pişirme bebek için en sağlıklısı. Bunu çiğ organik soğuk sızma dediğimiz şekilde zeytinyağıyla salataya koyar gibi hiç ısı teması olmadan koyuyoruz. Bu sebzeler piştikten sonra hı hı. düşürüyoruz. Zeytinyağımızı koyup çatalla eziyoruz. Birinci günkü beslenmemiz böyle. Sebze mamasında. Sonra sebzeleri giderek çeşitlendiriyoruz. Bunun içine mesela brokoli koyuyoruz. Onun dışında bir tutam ıspanak, bir tutam semizotu, bir yaprak yani bir çiçek brokoli demiştik. Tatlı yeşil biber veya tatlı kırmızı biberden bir yuvarlak konabilir. Kuşkonmaz bulunabilirse kuşkonmaz konabilir. Önce bir hafta kadar bu küçük bebek soğanları, arpacık soğanlarını koyup çıkartıyoruz. Ne olur ne olmaz diye, tadı değiştirebilir diye. Sonra soğan da içinde oluyor. Ve böylelikle soğanın da faydalarından, antiviral, antibakteriyel etkilerinden de faydalanmış oluyoruz. Lezzet ve C vitamini dışında. Onun dışında hafta hafta artık çeşitlemelere gidiyoruz. Birinci haftadan sonra İşte koyabilirsek pirinçti, kırmızı mercimekti. Ondan sonraki hafta kıyma, çift çekilmiş kuzu kıyması gibi gidiyoruz. Yavaş yavaş, yavaş damak yavaş tadını böyle. Genişletiyoruz. Evet. Sevgili hocam şimdi sütle ilgili çok soru var. Evet. Yeni annelerde. Çiğ sütü soranlar var. Keçi sütünü ne zaman verebilirim diye soranlar var. Süte ne zaman geçmeliyim diye soranlar var. Sütle ilgili de biraz bilgi evet. alabilir miyiz sizden? Bir yaşına kadar süt vermiyoruz. Hı-hı. Bir yaşından sonra süte geçilebilir. Bizim tercihimiz. Annenin sütü yoksa peki sevgili hocam? Daha annenin sütü yoksa da bir yaşından önce süt yok. Yok. Bitkisel evet. sütler, soya sütü vesaire gibi bitkisel hiç, sütler. Hiç bunlar hiç yok. Yok. Keçi sütü yok, soya sütü yok, bitkisel sütler yok. Badem sütü, soya sütü bunlar hiç yok. Ancak formula gıda şeklinde kendiniz mama diye tabir edilen mama hazırlama şeklinde olabilir. Bir yaşından sonra yavaş yavaş süte geçiş olabilir. Süt keçi sütünün erken davranmasınlar. Hayır, hiç erken davranmasınlar. Çünkü bunun ileriki yaşlarda zararı olabilir erken geçmenin. Sütü dünyanın en gelişmiş sağlık merkezleri evet, ben onlar da zaten dediğiniz gibi doktorlarımızın lazım, evet her kesinlikle zaman öyle. Için. Sevgili hocam, enfeksiyon hastalıklarına karşı çocuklarımızı nasıl koruyacağız özellikle bugünlerde en merak edilen soru. Reklamlardan sonra geliyoruz, bir yere ayrılmayın.
Evet. Bu alkışlar hocam için çok kıymetli bilgilerini bizimle bugün yine paylaşıyor sevgili Hilal Mocan hocam. Sevgili hocam, çocukları böyle tutup hemen doktora götürüyoruz. Ne sıklıkla yapıyoruz merak ettik. Melis sokağa çıktı, bunu gördükleriyle paylaştı. Bakalım ne cevaplar aldı, merak ediyorum. Birlikte izleyelim. Buyurun efendim. Çocuklarda grip, enfeksiyon, alerji, özellikle havalar soğudu mu bu kaçınılmaz bir son oluyor. Bugün yanımızda küçük arkadaşımız Lina var. O da birazcık grip olmuş sanırım bu yıl. Biz de bugün sokağa çıktık, soracağız bakalım kimler grip olmuş, kimler alerji olmuş, kimler ne kadar sıklıkla doktora gidiyor. Hadi gelin soralım. Evet. Hira bu yıl hiç grip oldu mu? Grip değil de mide bulantısı, aynı zamanda ateş. Evet olduk. Ciğerlerini üşütmüş, zatürre olduk. 4 yaşına kadar hiç hastalanmadı desem yeridir. Ama okula başladık, hastalıklar arka arkaya geldi maalesef. 15 gün önce kendisi influenza geçirdi. Grip oldu. Daha şu anda yeni atlatıyoruz. Olduk evet. Bir defa olduk. Yok, hafif atlattık. Tabii 2 tane antibiyotik kullanmak zorunda kaldık. Peki hiç alerji oluyor mu? Yok, hayır. Herhangi bir alerjisi yok. Testini yaptırdık, yokmuş. Bende de var. Genetik olarak ona da geçti. Mevsimsel alerjimiz hepimizin var maalesef. Yok, yok. Ne sıklıkla doktora gidiyorsun? Okul sonrasında daha fazla arttı doktora gidişimiz. Maalesef kalabalık ortama ve umumi ortamda. Hasta olduğu zaman o da yılda en az bir kere başımıza geliyor. Hastalıkları daha fazla arttı yani. Yani normalde bu biraz dirençli olduğu için bir senede bir gidiyoruz yani. Hastalandıkça öyle. Bir aydır düzelmedi. Ben bunu belki 4-5 defa götürmüşümdür. Bir yaşına kadar hep götürdüm, sonra bıraktık. Daha önceden çok sık gidiyorduk da gitmiyoruz artık çok şükür. Doktora gittiği yok. İlk defa bu sene. Peki enfeksiyon ne durumda? Enfeksiyon, boğaz enfeksiyonu var. Enfeksiyonu yükseldi birazcık da şimdi antibiyotikler kullandı, onlarla düzeldi. Enfeksiyon pek geçirmedik ya. Şimdi Saymenur size bir şarkı söyleyecekmiş. Hadi bakalım Saymenur. Hep barışta, hep savaşta. Sen koşarsın yardıma, her yardıma her satar. Ay öyleydi. Bu kadar mı? Bitti mi? Peki biz Saymenur'la bugün size veda ediyoruz. Sokağa çıktık, sorduk kimler ne sıklıkla doktora gidiyor diye. Şimdi size el sallama zamanı. Hadi el sallayalım. Evet, kendimizi ertelesek de evlatlarımızı ertelemiyoruz. Hemen doktora götürüyoruz sevgili hocam. Özellikle bazı zamanlarda, hele ki şimdi Instagram'dan bir soru gelmiş. Özellikle koronavirüsü çok yaygın ya, yüksek ateşi oldu çocuğumun, endişeleniyorum diyorlar. Ne önerirsiniz? Öncelikle endişelenmemelerini fakat tedbirli olmalarını öneriyorum. Şu sırada normal mevsimsel grip sezonu hala devam etmekte ve bunlar da yüksek ateş en önemli bulgulardan birisi. Koronada ateş çok önemli deniyor hocam. Siz de katılıyor musunuz? Yani evet. Çocuğumuz ateşlenince hemen... Temel bulgulardan birisi ateş. Evet. Evet, ateş. Grip gibi başlıyor. Esasında belirtiler gribe başlıyor, benziyor. Yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük. Burada öksürük çok önemli bir sinyal. Çünkü koronavirüsün, yeni tanımlanan bu koronavirüs 19'un en büyük özelliği akciğer yetmezliğine neden olması. Özellikle yaşlılarda. 65 yaşın üzerindeki riskli durumlar diyoruz. 65 yaşı kriter, sınır kabul ederek. Çocuklarda mevsimsel grip gibi geçiyor genelde. Özellikle 9 yaşın altında olan çocuklarda ölüm oranı hemen hemen hiç tanımlanmamış durumda. Bu takip ettiğimiz şeylerden, devletin bilgilendirmesinden ve bakanlıktaki bu korona komisyonundan elde ettiğimiz bilgiler, tabii ben de çok yakından takip ediyorum. Çocuklarda grip gibi seyredecek bu. Burada önemli olan çocukların ev halkına bulaştırması, aile büyüklerine bulaştırması. Risk oradan geliyor. Onun için devletin aldığı tedbirleri çok yerinde ve çok güzel buluyorum. Yani insan bugünlerde devletimiz yanımızda duygusunu daha güzel hissediyor. Çünkü
bu kadar erken, daha salgın Türkiye'de bir tek vaka tespit edilmeden önce tedbirler başladı. Halk uyarıldı. Sokakta kime sorarsanız sorun bu konuda sağlıklı sonuç alabilirsiniz. Böyle bir soru sorarsanız yani evde peki, bana göre çok iyi. Hasta bir çocuğunuz varsa hani o çok riskli değil ama evdeki diğer büyükleri risk altında ne yapmak gerekiyor? Şimdi bunu korona-19'la gribi farklı kategoride incelemek lazım. Mevsimsel gripte çoluk çocuk hepimiz hasta olabiliyoruz. 5 ila 7 gün arasında bu iş bitiyor. Ancak alerjik çocuklar veya başka önemli hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi düşük olanlar, bunlar da biraz daha solunum sisteminin alt yollarına enfeksiyonun geçmesi söz konusu olabiliyor. O zaman da öksürük 7 günün sonunda azalacağına artıyor. Çocuğun sümüğü de şeffaflıktan yeşilliğe dönüyor. Dolayısıyla çocuklarda durum bu. Ev halkına bulaşabilir mi? Mevsimsel grip bulaşabilir. Ama normalde mevsimsel gripte de alınacak tedbirler artık hepimiz tarafından bilinmekte. Evet. Korona-19'daki farklılık şöyle. Okullar neden tatil edildi diye bakarsak. Ev halkına bir enfeksiyon bulaştı. Şimdi eğer bu normal mevsimsel gripse bunda çok fazla risk yok. Ama eğer olay koronaysa, neyse ki Türkiye'de sadece 2 vaka şimdiye kadar tespit edilmiş durumda. Biz çok iyi durumdayız dünyaya bakarsanız. Eğer bu büyüklere bulaşırsa doktora başvurma kriterleri farklı. Çünkü yaşlılarda korona enfeksiyonu her ne kadar 60 yaşın üstüne yaşlı demiyorsak da 60-65 yaştan sonra solunum yetmezliği şeklinde seyredebiliyor. Özellikle diyabetlilerde, hipertansiyonlarda, başka bir bağışıklık sistemi hastalığı olanlarda, kanser hastası olup da antikanserojen tedavi alanlarda daha risk olabiliyor. Korku bu nedenle. Vaka tespit edildiği zaman... 10 yaşın altında da bu arada hocam dünyada herhalde herhangi bir vaka tespit edilmedi. Koronavirüsü taşıyan. Bilmiyorum ben hani okumadım ama siz böyle bir şey duydunuz mu? 10 yaşın altında koronavirüs görülen herhangi bir vaka var mı? Var vakalar. Var. Raporlara göre var. Hı hı. Koronavirüsü ilginç olan taraf bizim hastalık belirtisi göstermeden de taşıyabildiğimizi biliyoruz. Hı hı. Hı hı. Yani kendimiz hastalık gibise belirti vermiyoruz ama taşıdığımız için 1 metreden daha yakın mesafeye geldiğimiz insanla bir damlacık çıkarttığımız zaman, yani öksürdüğümüz zaman, hapşırdığımız zaman damlacığın içinde yer alan virüs bize geçebiliyor. Yani bazı insanlar bunu şiddetli belirtilerle geçiriyor, bazı insanlar hiç belirtisiz geçiriyor. Bağışıklık sistemi çok önemli burada herhalde. Bağışıklık sistemi son derece önemli. Dolayısıyla bir süre devletin de öngördüğü, onlar çok bilimsel yaklaşım yapıyorlar. Bir süre evlerimize kapanmamız gerekiyor. Zaten tedbirler bu yönde alınmış durumda. Peki evlerimize kapanmışken evde bağışıklık sistemimizi güçlendirici neler yapabiliriz Hilal Hocam? Şimdi genelde bu korona ile ilgili yayınlarda el yıkamanın, el temizliğine verilecek önemin arttırılması, ağzımıza, burnumuza, gözümüze dokunmamak var. Bunu bir kenara koyalım. Evet, bu önemli. Evimizi tertemiz yapacağız. Kapı kolları, işte lavabolar, bunlar temizlenecek. Bir diğer temizlik önlemi de zaten biz Türk geleneklerine göre ayakkabıyla girmeyiz içeri. Tabii. Eve girer girmez direkt soluğu lavabonun başında alacağız, eller yıkanacak. Peki beslenmede neler dikkat edebiliriz? Beslenmede Türk geleneksel yemek sistemini tekrar vurgu yapmak istiyorum. Bizim beslenme sistemimizde yeşillikler, sebzeler önemli. Bu yeşillikleri, sebze yemeklerini yaparken biz içine kıyma koyarız, soğan koyarız, sarımsak koyarız. Hatta mesela kıymalı ıspanak yaptığımız zaman bunun içinde soğanı vardır, sarımsak koyabilirsiniz. Kıymayla bu koyu yeşil yapraklı sebzeler birleştiği zaman bunların bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi artıyor. Bunun üzerine biz ne yaparız? Bu kıymalı ıspanak yemeğini
İçine pirinç de konulabilir. O da B vitamini sinir sistemi için özellikle faydalı. Bunun üzerine bir de sarımsaklı veya sarımsaksız yoğurt dökeriz. İşte size şifa bombası. Bunun içinde protein var, demir var, magnezyum var, çinko var. Bütün bizim için gerekli olan bütün mineraller, vitaminler bunun içinde mevcut. C vitamini de var, D vitamini de var. Diğer A vitamini, enfeksiyonlardan koruyucu özelliği olan vitaminlerden birisi de A vitamini. Demek ki yeşil yapraklı var. Sebzeler, soğan, sarımsak başucumuzda olsun. Bu sezonda bir bizim en yoğurt. Fazla tüketeceğimiz yiyeceklerden birisi kıymalı, yeşil yaprak, soğanlı ve sarımsaklı olmalı. Bunun dışında karnabahar da bağışıklık sistemini çok arttıran bir şey. Burada karnabaharımız pancar, da var. Evet, karnabaharımız. Mor lahana salatası, evet. Brokoli, karnabahar. Pancarımız. Onun pancar özellikle çok önemli. Hı-hı. Lahana. Lahana yemekleri önemli. Bizim kapuska yemeğimiz vardır. Bu kapuska yemeğinin biraz daha zengini. İçine kırmızı pancar, soğan, sarımsak, biber, havuç, tavuk eti, maydanoz veya dereotu, bunların konmuş olduğu özel çorbalar yapılabilir. Bu çorbalar borş çorbası denilen çorbalar ama bizim geleneklerimizde biz zaten bunları çoktan tarihimizin başlangıçlarından beri yapıyoruz. Bütün dünyaya biz örnek oluyoruz. Akdeniz diyeti nereden kaynaklı? Türkiye'den kaynaklı. Ayrıca haftada iki balık yememiz lazım eğer bulabiliyorsak. Eğer balık yemek haftada 2'yi bulamıyorsa omega 3 ihtiva eden bitkileri, sebzeleri mesela simzotu omega 3'ten çok zengindir. Ceviz omega 3'ten çok zengindir. Alerjisi olmayan çocuklara veya erişkinlere abartmamak kaydıyla günde 2-3 tane ceviz, 10 tane fındık, bu çiğ fındık olacak tabii kavrulmamış veya badem verebiliriz. Bunlar omega 3'ten zengin bağışıklık güçlendiriciler. Kuru yemişlerden herhangi birisi olabilir veya bir avuç mesela çocuğunuza bir avuç kuru yemiş yemeyi özendirmelisiniz. Kahvaltılarımızda gene bizim geleneksel yiyeceklerimizden olan tahin pekmez vardır. Susam bağışıklık sistemi için çok önemli. Bu hem antioksidan özelliği var, kalsiyumdan, magnezyumdan, proteinden zengin. Pekmezde de demir var. Bu ikisi birleştiği zaman son derece faydalı, besleyici. Birlikte mi tüketilmesi gerekiyor yani hocam? Şart değil. Pekmezi mesela evde humus, nohuttan humus yaparak tahini de içine ilave ederek ona sarımsak da konması uygun olur. Nohutla tahinin oluşturduğu humus bizim diyetimizde olmalı. Yeşil salatalar olmalı. Yeşil salatanın içine marul, maydanoz, taze soğan veya kuru soğan olabilir. Bunun içine çocuklar için mesela 5-10 tane yaban mersini kuru serpebilirsiniz. Cevizi serpebilirsiniz. Peyniri rendeleyebilirsiniz. Salatanızın üzerine sos olarak zeytinyağı, limon. Bunların hepsi sağlık deposu. Bunun dışında salatalarınızı arada veya devamlı bir şekilde de yapabilirsiniz. Mide sorunuz yoksa sirke ilave edebilirsiniz. Sirke antibakteriyel özelliği olan ürünlerden birisi. Gene dikkat edeceğimiz şey yediğimiz içtiğimiz şeylerin yanı sıra su içimine arttırma yapmamız lazım. Erişkinlerin günde 2-2,5 litre kadar su içmelerini istiyoruz. Çocuk yaşı büyüdükçe... Aklıma getirdiniz, ben de içtim diyordum hocam, yaşı unutuyorum. Yaşı büyüdükçe alacağı su miktarı giderek artmalı. Çünkü 30 cc kilo başına şeklinde bir şey var. Bebeklerde tamamlayıcı besinlere geçtikten sonra başlanmak üzere giderek miktarı artırılmalı. Eğer proteinli gıdalar tüketiliyorsa kırmızı et, balık, tavuk gibi bunların metabolize olması için su miktarının arttırılmasına dikkat edilmeli. Hilal hocam, Instagram'dan da çok sorular var. Mesela bir babaanne, torunumun zihni açılsın diye ne yedirmem lazım? Hilal hoca ne tavsiye eder diye soruyor. Ne tavsiye edersiniz? Zihin açıcı besinler. Zihin açıcı besinler içinde
ilk etapta önereceğim balık. Omega 3 zengini gıdalar zihin performansını arttırır. Balıkla birlikte az önce saymıştınız. Özellikle ceviz ve fındık çinkodan zengin olduğu için hem bir zihni açar hem de çocuğun kemik gelişmesine yardım eder. Boy uzatıyor demek ki aynı zamanda. Süt, yoğurt yani proteinden zengin bir diyet yanında yeşillikler de olursa bu zihni açar. Tahin pekmez de zihni açar. Bu arada kilo sorunu olan çocuklarda tahin pekmezin miktarına süt dikkat etmek lazım. Hı-hı. Çok abartmamak lazım. Hı-hı. 2 çorba kaşığı tahin pekmez kilo sorunu olmayan çocuklar için yeterlidir. Yoğurt, kefir bunlar hem bağışıklığı arttırır hem zihinsel performansı arttırır. Arada bir yulaf ezmesi, yulaf ezmesini muhallebisine koyabilirsiniz. Gene muhallebisinin içine yulaf ezmesiyle birlikte kuru kayısı, kuru incir koyabilirsiniz. Bunlar zihinsel performansı arttıran yiyecekler. Sınav zamanlarında bitter çikolatadan bir parça verebilirsiniz. Kakao çocuklar için faydalı. Ama biz kakaonun... Abartmadan değil mi hocam? Evet. Sütlü çikolata tarzında olup da içinde palm yağı olanlar veya içinde tatlandırıcı olarak mısır şurubu olanları istemiyoruz. Aslında raf ürününden almanızı hiç önermiyorum çocuk yiyeceklerini. Evde bizim kültürümüzde olduğu gibi yapabilirsiniz bütün yiyecekleri. Yani o kadar güzel yemeklerimiz var ki mesela kırmızı mercimeği koyarız, patatesi koyarız, havucu, soğanı, sarımsağı bunlar bir kombinasyon. Bunu kemikli etin suyunda yaparsanız, kemik suyunda kalsiyum da bol miktarda var. Bu çocuk bundan çok yararlanır. Hem zihni açılır çünkü sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Evet. Vücudu kırmızı mercimek, soğan ve pirinç sarımsak. Mesela bu pirinç, patates içine ne koyarsanız Türk yemeklerinin olabilir. Hatta meyve bile koyabilirsiniz. Çorbaların içine çocuğa tat vermesi için, çocuğa çeşni olması için. Mesela elma koyabilirsiniz, portakal koyabilirsiniz. Şimdi mevsimi bence bolca da bulabiliriz aslında. Güzel fikirler. Hocam şimdi bizim çorbalarımızda evet, çok pardon. Ne demek? Bizim buyurun. Çorbalarımızda bir özellikle biz çorbalarımıza limon sıkarız. Evet. Ne kadar yararlı bir şey. Hem bağışıklık için, lezzet için. Çok da lezzetlendiriyor aynı zamanda. Yani Türk kültürünün eşi benzeri yok. Ben doğrusu bu topraklarda doğup büyüdüğüm için kendimi çok mutlu hissediyorum. Ne güzel söylediniz. Hepimiz öyle sevgili meyveye, hocam. Meyveye da çok dikkat etmek lazım. Bağışıklık sistemini arttıran şeylerden birisi de sebzelerle birlikte meyveler. Meyvelerden sarı ve turuncu olanlar, kırmızı olanlar özellikle önerilmekte. Sarılar, turuncular evet. Ve ve bu meyveleri su olarak değil kendisini yiyerek tüketmek çok önemli. Özellikle çocuklara tavsiyem günde bir tane elma mutlaka yesinler. Bunun yanı sıra mandalina yiyebilirler, portakal evet. Yiyebilirler. Bir de hocam beslenmelerine dikkat ettiğimiz kadar çok kalabalık yerlere de götürmemeye dikkat etmemiz söylendi. Bu arada hiç götürmeyeceğiz. AVM'leri falan hiç götürmeyeceğiz. Hiç götürmeyeceğiz. Peki tutturdu ben parka çıkacağım diye. Parkı evde yaratabiliriz. Hı. Yastıklarla bir ev yapabiliriz. Çocukların ruhunu anlamak eğer kendinizi verirseniz, yüreğinizi verirseniz çok kolay. Bakışlarından bile anlarsınız. Onlarla oyun kurmak çok kolay. İlla gidip pahalı oyuncaklar almanız biz şart değil. Biz bugün Merve ile iki tane şahane oyuncak yaptık. Bir puzzle yaptık, bir süper. Kar küresi yaptık. Hem süper çocukla yaptınız. Paylaşımımızı orada pekiştirdik, duygusal paylaşımımızı. Hem de ekonomik oldu sevgili hocam. Ancak eve kapanma sürecimizde çocuklarımızı günde en az yarım saat temiz havaya çıkarmak istiyoruz. Balkona mı çıkartalım? Balkon olabilir, pencereden birlikte bakmanız olabilir. Pencerelerden çok ürkerim ben, tehlikeli olabilir. Ben de korkuyorum. Yahut bahçe varsa, sitenin bahçesi oraya indirmek. Ama teması mümkün olduğu kadar kesmek. Bir süre için bu. Daha sonra gene onlar kardeş kardeş çocuklar oynayacaklar. Anneler bir araya gelip sohbet edecekler, gün yapacaklar. Ama şu süreç çok kritik bir süreç.
evimize kapanma sürecindeyiz. Hani... Yani çocukları tatil edip de evde tutmamız gerektiğini altını çizmekte fayda var. Okula göndermiyorum ama AVM'de geziyor ya da işte arkadaşlarıyla oynuyor. Bunlara hayır diyorsunuz. Benim önerim sinemalar, tiyatrolar zaten onlar tatil edildi bildiğim kadarıyla. Kapalı alanlar evet. Kalabalık toplulukların olduğu yere gitmemek lazım. Hatta deniyor ki alışveriş etmek için markete giderseniz tek başınıza gidin, alıp gelin, kendinizi temizleyin, eve öyle girin, çocuklarınızla öyle beraber olun deniyor. Çok güzel bilgilerdi sevgili uyku, Hilal Hocam. Uyku bir de. Uyku çok önemli. Kaç saat uyusunlar? En az 8 saat en uyusunlar. Az 8 saat. Geç yatmasınlar. Saat 8.30-9 bir çocuğun ideal uyuma saatidir. Uykudan yarım saat, bir saat önce aktiviteyi kesmek lazım. Gün içinde oynasınlar, zıplasınlar. Uykudan yarım saat önce aktivite azalacak. Çocuk bir duş yapacak, hem temizlenecek bu arada. Hem ondan sakinleyecek. Ondan sonra cukba yatak. Uyku uyurken tabii masal okuyabilirsiniz, evet. Anlatabilirsiniz. Hilal Hocam'a çok teşekkür ediyoruz verdiği güzel bilgiler için. Yeniden ağırlamayı umuyoruz sizi. Çok teşekkürler sevgili hocam. Görüşmek üzere. Hocam hijyen yapmıştık hemen öncesinde, o yüzden içim evet rahat. Peki Hilal Hocam'ı alkışlarınızla uğurlarken ben tekrar Merve'nin yanına geçiyorum. Merve'cim ne yaptık bu evet arada? Bu arada ben birkaç tane kağıt... Kitap ayrıcı yapmışsın. Evet. Evet. Nasıl yaptın bunları? Daha önce de galiba yapılmış kağıt kıvırma sanatı diye geçiyor. Cooling adı. Göstermiştik. Evet, evet. Çok güzel bir sanat hakikaten. Evet. Çocuklar onunla tablo yapıyorlar ama aslında biz kitap alışkanlığı edinsinler diye kitap objeleri de yapıyoruz. Çok güzel düşünmüşsün. Evet. O yüzden böyle birkaç tane kitap ayrıca sizin için hazırladım ve burada yapımını da göstermek istiyorum. Yine dil çubukları ile yapıyoruz. Şöyle kağıtlarımız var. Dil çubuklarını nereden temin edebiliriz? Kırtasiyelerde var, marketlerde de var açıkçası. Güzel. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bu cooling'in malzemeleri de çok uygun. Uygun fiyatta, ekonomik olacak. Hem de çocukların yaratıcılıklarını da geliştirecek çok iyi malzemeler. El becerileri geliştikçe, beyinsel, zihinsel egzersizler yaptırdıkça beyin de gelişiyor olacak. O yüzden bol bol yapmamız gerekiyor. Evet. Şişimiz var. Şiş plastik olursa çocuklarda çok daha iyi olur. Ben şöyle metal kullanıyorum. Ben şöyle aldım. Çocukların evet yiyeceğiniz şişte. Evet. Bence. Şöyle şurada uçta bir deliği var. Ona takıp böyle kıvırmaya başlıyoruz. Hı-hı. Tamamını kıvırıyoruz ama çok sıkı yapmamamız gerekiyor ki bazen gevşetmemiz gerekecek bunu. Hı-hı. O yüzden sarıyoruz tamamını. Sardıktan sonra ben bugün size çiçek yapacağım. Birkaç tane denedim ama kız çocukları daha çok seviyor el işini. O yüzden çiçek yapmak çok daha mantıklı olacak. Masamızda gördüğünüz evet gerçekten çok güzeller. Bakın kağıt kıvırarak yapılan bir ördek, bir balık ve henüz yapışmamış bir kurbağa. Evet. Burada ayraç olmayı bekleyen bir de kurbağamız var. Çok sevimliler. Çok kolay yapımı. Evet. Malzemeler de öyle. Evet, kırtasiyelerden temin edilebiliyormuş. Evet. Biz de yapalım şimdi bakalım. Evet. Şöyle kıvırdıktan sonra saplan çıkartıyoruz. Şişten daha sonra biraz gevşetmemiz gerekecek. Çiçek yapacağımız için çok sıkı olmaması gerekiyor. Pirit kullanacağız burada. Ben size de pirit vereyim isterseniz şöyle. Evet Merve'cim sen yapımına devam et evet lütfen. Tamamdır. Bu arada Merve'ye de tabii çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Geldiği için, vakit ayırdığı için. Okul öncesi çocukları evde oyalamak ne kadar zor, meşakkatli. Onun için bize şahane oyunlar öğretti. Teşekkürler. Programın sonunda yine görürüz seni. Ben mutfağa geçeyim biraz da. Lütfi Şef'im ve Gül Anne çok iyi anlaştılar. Bir ana oğul oldular adeta mutfakta. Kesinlikle. Neler yapıyoruz şimdi? Şu anda diş yaptık Esra Hanım. Şöyle altına elma, hemen şöyle pıt pıt pıt. Bir dakika. Pıt 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 evet ama bir görelim. Tabii. Hayır, saplamana gerek yok. Bu nedir? Bana bunu anlatır mısın? Bu şu an marketlerde satılan top peynir dediğimiz küçük küçük peynirler. Şöyle görüyorsunuz efendim. Tamam. Normal kürdanla yavaş birlikte. Yavaş lütfen. Bir şöyle yakalayalım onu. Heh, kürdanı saplıyorsun. Şöyle. Peki. Onu şöyle da sapladıktan sonra şöyle göstereyim. Üzerine de şöyle kapatıyoruz. Evet.
şöyle diş. Evet. Aa, gerçekten ne güzel oldu. Ve yayın öncesinde demiştik tabak. Ya izleyicilerimize, evde yoğurt varsa, dolabımızda yoğurt varmış. Hı hı. Hemen örneğin biraz portakal suyu sıktık mesela istanbulundan. Evet. Neye sıktın portakal yoğurda, suyunu? Yoğurdun sıktık. İçine. Peki. Ve biraz kivi suyu koydum. Hı. Şöyle hemen karıştırıyorum. Şöyle. Hı. Biraz suyla açalım. Hemen süremiz de kısıtlı. Şöyle hemen. Şimdi ekmeğimizi alalım Esra Hanım hemen şuraya. Peki. Ekmeği bu şekli nasıl evet. verdiniz? Formatımız var şöyle. Formatla. Şu boyutta kek kalıpları var evet. ya. Kek kalıpları var. Bir onu yavaş görelim. Çok hızlı geçiyoruz. Aynen. Evet, böyle kalıplarla ekmeğe şekil verdim. Ardından peynir hemen sürüyoruz Hı-hı. şuraya. Şöyle evet. hemen. Hemen çok pratik oluyor. Şurada kalsın. Bitimine kaç dakikamız var Gülcüm? Ona göre ben Gül abladan da almak istiyordum. Var mı vaktimiz? Bitti mi? Ah peki programın Annem sonuna şey... geldik. Gül abla yaptığın bir şey vardı senin çok güzeldi. Onu başka zaman senden tekrar alayım hemen o zaman. Pratik bir şey anlatayım. Şimdi Hadi. O kalıpla kesiyor bu ekmeğin evet. içi o kalıyor ya. Evet. Bu kabuğu ziyan etmeyelim. Hemen biraz tereyağında tefronda kızartalım. İçine yumurtayı çırpıp koyalım. Ben de yaparım onu. Güzelce çok güzel çocuklar olur. Yaşa. Yerim. Evet. Şöyle böyle aceleyle. Çok teşekkürler. Evet Lütfi Şef de bize neşeli tabaklar yaptı bugün. Şöyle kaldırıyoruz. Evet. Gerçekten çok güzeldi. Ellerinize sağlık. Sağ İki vakit ayırdınız. Gül ablacığım çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi mutfağımızın rengi ve gülü. Ve sevgili Merve tekrar teşekkür ederim sana. İyi ki geldin. Çocuklarımıza ayırdık bugünümüzü. Evet. En kıymetlilerimize. Pazartesi günü buluşuncaya kadar şahane bir hafta sonu diliyoruz size. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.